Günaydın Türkiye'm, hoş geldiniz. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'yla yeni bir sabahtasınız. Dün yeni yayın sezonumuzu açtık. Sizlerle biraz baş başa olmak istedik. Ama bugün de esasen ilk açılış sayıyorum. Ve Halk TV'de İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'nda 12. sabah sezonumuzda Türkiye'nin artık bir haber klasiği haline geldi. Çok teşekkür ediyorum varlığınız ve desteğiniz için. Ve biz CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i ağırlıyoruz bugün. Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde bu bayraklarla dolu atamızın en özel fotoğraflarıyla süslenmiş bu özel mekandayız. Artık 10 ay oldu Sayın Özgür Özel Genel Başkan seçiliyle 4-5 Kasım kurultayında CHP delegelerinin Türk siyasi tarihinde çok nadir görülebilecek bir şekilde görevdeki genel başkanı değiştirdikleri yeni ve genç bir ekibi iş başına getirdikleri kurultayın üzerinden 10 ay geçti. Sayın Özgür Özel'e öncelikle bir geçmiş olsun demek istiyorum. Ayağında görüyorsunuz, çıkmak üzere aslında. Efendim geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de öncelikle size bir kez daha başsağlığı dilemek isterim. Halise teyzenin kaybı hepimizi çok derinden üzdü. Sağ olun. Ben cenazede de bulunamadım yurt dışı programı nedeniyle arkadaşlarımız vardı ama. Çok aradınız ama. Beni, eksik olmayın. Hem annenize bir de şey tabii son yayını yapmıştık, ne yapacaksınız dedim. Annemi alacağım, Antalya'ya gideceğim, biraz annemle beraber olmak istiyorum dediniz. Birkaç gün sonra o acı haber hepimizi çok üzdü. Bir kez daha başınız sağ olsun. Çok sağ olun, Allah rahmet eylesin. Çok sağ olun Genel Başkan, çok sağ olun. Sağlığım iyi. Şöyle ki bir kontrol filminden sonra belki de artık böyle bir spor ayakkabısına falan geçeceğiz. Bir iki hafta içinde bir şey kalmayacak. İyiye gidiyor yani, iki kez çekilen filmlerde iyiye gittiğini söyledim. Çok geçmiş olsun. Sayın Genel Başkan, siz artık göreve geleli 10 ay oldu. Üzerinde bir seçim geçirdiniz, üstelik bir seçimi de kazandınız. Partinize o seçimin birinci partisi haline getirdiniz. Şimdi kritik bir tüzük kurultayına gidiyorsunuz. Ben bugün bu gazeteleri okurken bunlar tamamen sizinle ilgili gündem maddeleri. Bunları da sormak istiyorum. Bunun içinde ekonomi var. Saat 10'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman sıcağı sıcağına sizden ilk demeci, ilk değerlendirmeyi alacağız. Sonra bakın Milliyet'te kurultayla ilgili özel haberler var. Cumhurbaşkanı'nın anayasa meselesi var ve tabii sizin inisiyatifinizle başlayan bir normalleşme süreci acaba ne oldu diye çok merak ediyorum bunu. Yargı dün adli yıl açılışı başladı ve orada Yargıtay Başkanı atamızın manevi huzuruna gitti, bazı sözler verdi. Adli yıldan beklentilerimiz. Şu anda Şükran Atalay bizi izliyor. Oğluyla ilgili dava. Maalesef Sayın Genel Başkan, maalesef yaz aylarında eski futbolcu Alpay'ın attığı bir yumruk, Can Atalay o kadar konuşulmadı. Bunları da konuşmak istiyorum. Bunun dışında Erdoğan'la ilgili Erdoğan açısından kötü sinyaller var. Onun partisindeki ve halkın ona yönelik ilgisini, teveccühünde Metin Külünk, Binali Yıldırım'ın açıklamaları. Sözcü'den bunu da sizlere sorma imkanı bulacağım ama sizi uzun zamandır tabii telefonda konuştuk ama ilk defa görüyorum. Şunu merak ediyorum efendim. Ben şimdi bugün 3 Eylül 2024. Ana muhalefetin lideri, en son yapılan seçimin zaferin galibi olarak bugünkü Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Onunla bir başlamak istiyorum. Oradan bir CHP'ye getireceğim lafı. Bugünkü Türkiye'de hem büyük bir hüzün, artık öfkeye dönüşmüş bir ruh hali ama bir yandan da umut var. Hüzün özellikle geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş insanlar, hele hele son seçimde son bir kez oy vermiş insanlar. Yani efendim işte tekrar oralara girip uzun uzun anlatmak istemem ama bir takım montaj videolar kullanılarak, ülkenin kurucu partisini bir takım terör örgütleriyle ilişkilendirerek, olur olmaz ithamlarla son bir kez o istedikleri insanları yüzüstü bıraktılar. Çünkü ne demişlerdi? Biz asgari ücrete gerekirse 3 ayda bir zam yapacağız. Sizi enflasyonu ezdirmeyiz demişlerdi. Bu Temmuz'da yani yılda bir 4 kez zam yapmayı taahhüt etmişlerdi seçimden önce. Bir kez bile zam yapmadılar ve asgari ücretliyi maalesef enflasyonu ezdirdiler. İşte bugün saat 10'da yenisi açıklanacak. Emekli maaşı 10 bin liraydı. Çok düşüktü. Ve emekliler maaşlarında bir iyileştirme bekliyorlardı. O beğenmediğimiz, ki beğenilecek tarafı yok, 10 bin lira. Ocak ayında 25 kilo kıyma alırken şu anda 20 kilo kıyma alıyor. 12.500 lira. Yani 10.000'i 12.500 yaptılar. Ama 20 kilo kıyma alır durumda. İnsanlar bir kere eskinin yoksulları derin yoksulluk halinde, evet. Perişanlar. Yani
Hani fotoğraflar var ya, pazarda atılmış olanları toplayanlar, çöp konteynerlerine, bir derin yoksulluk var. Hı hı. Yani insanların doğmuş çocuklarına çocuk bezi alamayıp altına naylon bağladıkları bir sürecin içindeyiz. Eskinin orada direği, yani eskinin tek maaşlı memurları, efendim orta gelir durumunda olan esnafları, artık onlar yoksul. Çünkü öyle bir maaş alıyorlar ki, aldıkları maaşı kiraya verirlerse aç kalıyorlar, karnını doyuracak olsa sokakta kalıyor. Evet. Bu yüzden büyük bir umutsuzluk, büyük bir hüzün, artık öfkeye döneceğim bir hüzün var. Ama umutsuzluk eskisi gibi değil. Çünkü 31 Mart seçimlerinin sonuçları herkese bu iktidarın değişebileceğini, hatta değişmekte olduğunu, artık iktidar değişimi için gün saydığımızı görüyor. Bir de bir duyguda CHP'nin üzerine bir titizlenme var. Seçmende, vatandaşta. Bana da, arkadaşlarıma da, dün tüm milletvekili arkadaşlarımla toplantı yaptınız. 6-7 saat gece yarısı biten bir toplantı. Sabah erken saatlerden öğle saatlerine kadar da parti meclisiyle. Herkes aman yanlış yapmayın diyor. Aman birbirinize düşmeyin diyor. Aman diyor, tek umutları kaldı CHP'yi karıştırmak. Siz bir arada sağlam durursanız iktidar geliyor diyor. Tabii bundan biz tabii ki konuşacağız. Bir kolaycılıkla aman iktidar geliyor diye şımarmak yerine iktidara hazırlanmak için en ciddi gayreti göstermemiz lazım. İşte onun başlangıcı bu 4-9 Eylül arasındaki değişim kurultayı. Ona geleceğim. Şimdi bu Türkiye fotoğrafı, buradan iktidara bir geçmek istiyorum. CHP'yi de konuşmak istiyorum ama şimdi siz bir inisiyatif aldınız, seçimi kazanan partinin genel başkanı olarak, ve o inisiyatif sonuç aldı aslında. Sayın Erdoğan'la da, o da sizin rakibiniz. Cumhurbaşkanı ama aynı zamanda bir partinin lideri. Görüşmelere de başladınız. Normalleşme süreci başladı. Bu 22 yıllık iktidar sürecinde çizdiğiniz Türkiye fotoğrafının içinde iktidarı nasıl değerlendiriyorsunuz? İktidar bir tükenmişlik sendromunda. Ne yapacağını bilemiyor. İçeride çok seslilik var. Hani deyim yerindeyse, her kafadan bir ses çıkıyor. Kimse kimseyi ikna edemiyor. Herkes Sayın Erdoğan'ı bir tarafa çekmeye çalışıyor. O yüzden de duygu durumları dalgalı, kararları birbiriyle çelişkili, bir günleri bir günlerine uymuyor. Öyle görüyorum. Bu tabii bir siyasi parti için iyi bir durum değil. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi herhalde tarihinin en büyük türbülansını yaşıyor. Yani 17-25 Aralık sürecinde, MİT tırları meselesinde çeşitli çalkantılar yaşadılar, veya partinin kurucularının, örneğin partinin Erdoğan'dan sonraki başbakanının görevden alınması, daha sonra istifa edip parti, hepsinde evet sıkıntıları vardı ama bu kadar bir türbülansın içinde değildiler. Büyük bir türbülans var maalesef, ama burada bazı öneriler Türkiye'de çok şey kaybettiriyor, bence Sayın Erdoğan'a da kaybettiriyor, ama o benim işim değil. Onu kendi değerlendirecek. Örneğin Instagram'ın kapatılması gibi, ya da sadece bir sokak röportajına bir şeyler söyleyen işte Dilruba'nın alınıp Ali Ağa Kadın Cezaevine atılıp ibreti alem için 20 gün 22 gün hapiste tutulması gibi. Biz sertleşmeliyiz diyenlere uyduğu sürece Erdoğan Türkiye'de kaybediyor, Erdoğan da kaybediyor. Can Atalay'a yapılanlar mesela, şöyle bir şey olabilir mi? Anayasa diyor ki, Anayasa Mahkemesi kararları herkes için bağlayıcı. Meclisi özel saymış, karar vermiş. Meclis toplanmış, yapılacak iş şu. Anayasa Mahkemesi yaptığımız işlemi yok iş hükmünde gördüğünden Can Atalay milletvekilidir denmesi gerektiği yerde tertip almışlar. Alpay Özalan gibi birisi geliyor o meseleye kan ve şiddet karıştırıyor ki, biraz önce söylediğiniz gibi meselenin özü değil bu konuşuyorsun. Evet. Bu yüzden dün arkadaşlarıma da söyledim. Bütün milletvekillerinin, bütün yöneticilerin, bütün üyelerimizin son derece dikkatli olmamız lazım. Her şeyi baştan sona çarpıtmaya ve bunu istismar ve yapacak bir şeyleri kalmamış. Bakın şunu söyleyeyim İsmail Bey. Enflasyonu düşüremiyor. İşsizliği bitiremiyor. Bu derin yoksulluğa bir çare bulamıyor. İnsanlara bir umut veremiyor. O yüzden gündemi kendisi için elverişli yerlere çekip başka şeyler konuşulsun istiyorlar. Burada tabii şöyle de bir şey var Sayın Genel Başkan. Sizin partinizin kimi isimlerinin, hatta partinize yakın kimi gazetecilerin de bunda bir sorumluluğu var. Bunu konuşuyorlar. Dün de biraz bahsettim.
dün arayanlar da oldu da onlara da söyledim. Ya dedim işte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, yok Özgür Özel. Ya arkadaş, daha şimdi yeni bir seçim kazanmış partiniz. Önümüzde de bir sonraki seçime ilişkin en azından 3 yıl var, değil mi? Yani bu tartışmaları aslında gündem mühendisliği, tabii iktidar bunu yapıyor aslında. Medyayı da kontrol ettiği için. Fakat bence partiniz ve partinize yakın isimlerin de bunun biraz akılcı davranması lazım. Bir kere çok dikkatli olmak lazım. Önce bu aday tartışmaları ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Çünkü lütfen, sizin bir programınıza da referans vermek isterim. Evet. Ama öncelikle şu. Sürekli Türkiye'de bir çatışma olsun ve biz buradan eski gücümüze kavuşalım. Bu hayal var. Maalesef Sayın Erdoğan'ı şuna ikna etmişler. Geçmişte bir sistem vardı ya. Evet, açsın, yoksulsun, işsizsin ama tehlike büyük. O yüzden bizim partiye vermelisin. Niye? Yoksa bayrağı indirecekler. Yoksa vatanı böldürecekler. Yoksa ezanı susturacaklar. Şimdi şu görüldü ki 31 Mart'ta biz Türkiye İttifakı ile kazandık. Ay yıldızlı al bayrak renklerimiz dedik Türkiye İttifakı ile. Kırmızı beyaz en büyük Türkiye diyerek kazandık. Biz Türkiye'nin bütün demokratları, sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar ve Kürt demokratlar hep beraber kazandık. Dedik ki milli takım gol atınca sevinenlerin hepsi bizdendir. Ha milli takım yabancı takıma maç yaparken başkasını tutanla zaten işim yok benim. Tabii. Ama efendim bütün Kürtleri bölücü gören, bütün muhafazakarları gerici gören, bütün milliyetçileri faşist gören bir anlayış bizde yok. Biz demokratız ve onların bu an Türkiye'nin bütün demokratlarıyla birlikte olmamız lazım. Türkiye'nin kurtuluşu bu. Çünkü Türkiye'nin bütün demokratlarının dedeleri bu toprakların altında 30 Ağustos'u yeni geçtik. Dumlupınar'da ya da Çanakkale'de, Conkbayırı'nda koyun koyuna kefensiz yatıyorlar. Ha, Dumlupınar'a da gittiniz. Gittim. Oraya da gittim. Her yere gidiyorum, gitmeye de devam edeceğim. Bugün de Sivas'a gidiyorum buradan. Evet, bu yayında. 4 Eylül var. Önceki genel başkanlarımızla birlikte Sivas'a gidiyoruz. Şimdi öyle bir noktaya getiriyorlar ki işi. Aman efendim biz bu CHP böyle yapınca, bir de normalleşme süreciyle diyalog kanalları açılınca bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarıyor. O yüzden aslında şunu anlamıyorlar. Kutuplaşma Türkiye'ye yaramıyor. Türkiye getirdiğiniz nokta ortada. Kutuplaşmadan çıkma önerisini kim söylerse ona yarar. Kim katkı sağlarsa ona yarar. Türkiye'de bu kutuplaşmadan kurtulmamız lazım. Ama birileri Sayın Erdoğan'a sürekli gerelim, kutuplaştıralım, bizimkiler yine arkamıza toplanır diye bakıyor. Bunun için günlerce Instagram'ı kapatıp bizim taraftan küfür duymak, kavga duymak, tartışma duymak istiyorlar. Dilruba'yı içeri atıp buradan bir gerilimin peşine düşmek istiyorlar. Dilruba konusuyla ilgili özel bir parantez de açmak isterim müsaade ederseniz. Tabii. Ama önce hani adaylıkla ilgili söyleyeceğim dediniz. Anlatıyorum. Ay, veya şöyle bir şey yapıp Teğmenler meselesinde bu kadar doğal bir şeyde, yani Teğmenler kılıçlarını birbirine vurup yıllardır edilen bir yemini birkaç yıldır ettirilmemesi ayıp. Neye yemin ediyorlar? Atatürk'e bağlılığa, ülkeye bağlılığa, bayrağa bağlılığa, bir ülkeyi bölmek isteyenlere karşı kılıcımız keskindir diyor ya. Buna kızıyor adam. En doğal yeminleri. Ya bu şey söyleyeceğim. Bu yemini ederlerken kaçıp da etmeyen varsa gidip onu tutup atacaksın ordudan. Çünkü Mustafa Kemal'in askerleri izlemiş. Ne diyecek ya? Trikopis'in askerleri mi diyecek? Tam 31'i Büyük Zafer'in yıl dönümü. Dumlupınar dediğin ne? Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Atatürk bizzat Ankara'dan gizli şekilde Afyon'a geçiyor. Bütün hazırlıklarını karargahında tamamlıyor. 26'sında taarruz emri veriyor. Bizzat kumanda ediyor. O yüzden başkumandanlık. Bunun yıl dönümünde tarafını belli edeceksin. Diyor ki Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Karşıda Trikopis'in askerleri var. Size ne oluyor? Size ne oluyor? Aksine şunu demeleri lazım. Elbette tüm, yani bunu dese ne olur AK Partililer? Bundan kim rahatsız olabilir Sayın Genel Başkan? Bir şey söyleyeyim mi? Bundan Atatürk'ü samimiyetle seven, bu ülkeye samimiyetle bağlı olan kimse rahatsız olmaz. Bir tek şey var. Bundan keşke Yunan kazansaydı diyen var ya, ona inananlar, onun peşinden gidenler, onun müritleri, belki şöyle, o Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne elüme ne dirime demişti ya, işte dirisine ziyarete gidip ölüsüne bakan yollayanların herhalde orada bir tereddütü var demektir yani. O yüzden bu meseleleri ama şöyle görmek lazım. Biz bu meselede en net tutumu takınmalıyız. Ama bizim
bunların istediği alanda kavgaya tutuşup orayı uzatmamız esas meseleyi kaçırıyor. Bunlar bu tartışmalarla yoksulluğu örtmeye çalışıyor. Esas mesele yoksulluk mu? Ya tabii ki yoksulluk. İnsanlar geçinemiyor. Şimdi öyle bir şey ki bir gündem yaratalım, günlerce bunun üzerinde konuşalım. Çok uzun süredir biraz önce söylediğiniz. Ben ilk kez siz tabii çok evet, tecrübeli bir gazetecisiniz. İşin nereye gideceğini biliyorsunuz. İlk siz sordunuz. Evet. Bir daha da sormadınız. Özgür Bey, Cumhurbaşkanı adayı mısınız? Ne olur kim? Evet. Ben dedim ki bu tartışmalar için çok erken. Ancak dedim ben aday değilim. Ben tam sizin bu durduğunuz yerde evet, 31 Mart gecesi bu salona döndüm ve dedim ki bu bir zafer değil. Bu bir başarı, bu bir fırsat. Atatürk'ün partisini yapılacak ilk genel seçimlerde iktidar yapma fırsatımız vardır. Bunun için çalışacağız dedim. Herkese bir görev düşüyor burada. Bana düşen görev ne? Kişisel hırs ve ihtiraslara kapılıp her şeyi berbat etmeden kendinle ilgili bir kariyer planı girmek yerine ülkeyle ilgili bir kurtuluş planı kurmak. Bunun yolu şu. Ben kafama kendime siyasi bir hedef koyarsam o hedefe giderken bir sürü yanlış yapabilirim ve insanın gözü dönmez. Bu ihtirastır. Ben baştan kendime şunu söyledim. Sizin soruyu sorduğunuz günde. Ben genel seçimleri kazandığımız akşam burada teşekkür konuşmasını basına nasıl 31 Mart akşamı dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi. Bu da TRT'ye sürprizimiz olsun. TRT ekranlarına bakın dedim. Benim ilk genel seçimlerde burada akşam 9'da o gün işte 24 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'de iktidar değişmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi işte 50 yıl sonra 52 yıl sonra yeniden iktidara gelmiştir. Bundan sonra yeni bir süreç başlıyor deyip o günün müjdesini verip birkaç saat sonra da şu partinin önünde otobüsün üstünden partinin ışıkları sonuna kadar yanarken yine partinin bahçesi, bütün sokaklar sonuna kadar dolmuşken dönüp de seçimi biz kazandık ama kimse kaybetmedi. Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Kimse ama kimse geçmişte verdiği oydan, parti üyeliğinden falan korkmasın. Herkesi kucaklayacağız. Türkiye'yi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Yoksul, yolsuzluk yapan, haksızlık yapan varsa kanun önünde hesap verir. Ama bugünden itibaren Türkiye 83 milyon birdir, bütündür. CHP iktidarı hayırlı olsun. Bu sadece partimizin değil, Türkiye'yi seven herkesin iktidarıdır diyeceğim günü bekliyorum. Görev talebim Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmak. Başka hiçbir şey yok. Hatta efendim bana da pek çok yerde sordular. Siz o zaman büyük bir içtenlikle bana hem de bir benzetmeyle yanıt vermiştiniz. Ben de onu kullanıyorum şimdi ve bu çok ikna edici bir şey. Siz dediniz ki ben bir teknik direktörüm. Aynen öyle. Takımımın kazanmasını istiyorum. Ben şampiyonluk istiyorum. Elimdeki kadroya bakıyorum. Taktikleri belirliyoruz ve kazanmak istiyoruz. O kadar. Hatta şunu söyledim. Siz de çok evet, gülmüştünüz. Belli ki bu maçın sonlarına doğru bir penaltı kazanılacak. Evet. Yani atarsak kazanacağız evet, çünkü avantajlıyız. O penaltıyı kimin atacağına teknik direktör karar verir. En formda oyuncu atacak. Teknik direktör bu kararı kendisi vermez. Teknik kadrosuyla beraber verir. Kaldı ki bence evet, ben dönüp bütün taraftarlara da sorabilirim. Orada da hiçbir mahsur yok. Ama kararı son kararı verirken bırakın ben atacağım demem. Evet. Teknik direktör sahada Türkiye'nin en iyi santraforları varken bırakın ben atacağım deyip o topu dışarı atarsa o teknik direktörü kendi evladı affetmez. Futbolda bazen şöyle olur Sayın Genel Başkan. Şimdi mesela takımın penaltıcısı bellidir aslında, tamam mı? Yani golü atmaya en yakın, en usta kişi de bellidir. Çok nadiren futbolda şöyle olur. Sahadaki oyunculardan bir tanesi çıkar. O asıl penaltıcıdan topu alır. Ben atacağım der. O hata kaçırır genelde. Kaçırır. Tamam mı? Dolayısıyla... O yüzden ben o golü atmanın, takımın o golü atmasının ve şampiyonluğun peşindeyim. Bunun önünde kim engel olacaksa kendim dahil karşısında ben varım. Bu kadar. Çok net aslında. Bu kadar. Şimdi o yüzden o tartışmaları kim yapıyorsa partiye de Türkiye'de fayda sağlayacak bir tartışma yapmıyor. Şimdi Sayın Genel Başkan benim de desteklediğim bir inisiyatifiniz oldu. Eleştirildiniz. Erdoğan da eleştirildi kendi partisine. Çünkü iki tarafında böyle bir
normalleşme istemeyen kesimleri de var. Tabii tabii. Bence doğru yaptınız. Ben bunu uzmanlarla da konuştum. Siyaset bilimcilerle de, kendim de 32 yıllık bir gazeteciyim artık. İşte Türkiye'nin en etkili sabah haberlerini sunuyoruz burada ve gördüğümüz bir şey var. Akıllıca bir şey yaptınız. Siyaset akla uygun. Normalleşme. Fakat bu gelişme nasıl sonradan ortaya çıktı, nereye doğru evrildi, bunu sormak istiyorum. Ama buraya geçerken iki gündür Metin Külünk gibi, hatta Binali Yıldırım gibi isimlerden SETA raporu da var şimdi. Hani Erdoğan'la da görüştünüz ya, o sizin artık şimdi hem rakibiniz hem muhatabınız. Erdoğan'a güven aşağı iniyor, güzel anılarla zirvede bırakmalı. Bunu söyleyen bir zamanlar en yakındaki isim olan Metin Külünk. SETA raporunda da Binali Yıldırım'da AK Partililerle konuştuğunuz zaman da şunu söylemeye çalışıyorum Sayın Genel Başkan. Eskiden şöyle diyorlardı: Erdoğan iyi, çevresi kötü filan. Erdoğan nasıl şu anda ve bu yorumlar, değerlendirmeler nasıl ya ele alır? Şimdi İsmail Bey, benim bir başka siyasi partinin genel başkanı hakkında doğrudan bir değerlendirme yapmam nezakete sığmaz. Benim izlediğim, ben de bunların hepsini okuyorum. Ama esas burada şöyle bir şey var. Siyaset iyilikle, kötülükle falan filan değil. Ülkeye ne getiriyorsunuz, ne götürüyorsunuz, onunla ilintili bir şey. Bugün Erdoğan'ın bu bizim normalleşme dediğimiz, kendisinin önce yumuşama dediği, şimdi artık kendisinin de normalleşme dediği süreci bir doğru tarif etmemiz lazım. Yani bu normalleşme meselesi, ben şunu söylüyorum bazen, normalleşme dediğiniz gidip koalisyon görüşmesi yapmak değil, gidip geçmişteki hataları, günahları paylaşmak değil. Normalleşme şu. Normalleşme bu ülkenin insanları. Yani ben hep meseleyi şöyle bakarım. Manisa'nın Hacaliler köyü var. Anneannemin doğduğu köy. Orada bir AK Partili var, bir CHP'li var. Bunlar oturuyorlar. Bazen tartışıyorlar. Ama iyi günlerinde birbirlerine gidiyorlar, davetiye veriyorlar. Kötü günlerinde acılarını paylaşıyorlar. Bazen siyaseten tartışıyorlar. Ama kahvede yan yana oturuyorlar. Bayram sabahı da sıkışıyor bunlar. Ben oradaki CHP'linin temsilcisiyim. Sayın Erdoğan da AK Parti'nin temsilcisi. Biz vekiliz. Asıl olan onlar. Asıllar sokakta el sıkışmayıp, birbirinin cenazesine gitmeyip, birbirinin iyi gününde bile birbirine hakaret etmediğine göre vekillerin, genel başkanların bunu yapmaya hakkı yok. Ben atanın huzurunda el sıkışmayan genel başkan fotoğrafında olmak istemem. Çünkü Manisa'daki ya da Artvin'deki ya da Diyarbakır'daki ya da Edirne'deki ne CHP'li ne AK Partili bunu istemiyor. Diyor ki kavga etmeyin kardeşim, derdime çare olun. Bu yüzden hem müzakere etmek, hem bir takım meselelerde uyarılarda bulunmak, hem de gerektiği yerde mücadele etmek. Normalleşme bu. Siyaset normalde böyle yapılır. Dünyanın her yerinde böyle. Siz şu Avrupa Birliği üyesi ülkelere bir bakın. Hangisinde birbirinden küs lider var? El sıkışmayan lider var. Hangisinde birbiriyle görüşmeyen lider var? Bu görüntü, Türkiye'nin muhatap olduğu bir görüntü, kabile görüntüsü. Bu kabile görüntüsü olmaz. Bunu bir demokrasiye çekelim. Çünkü işin özü şurada. Biz bunu bir demokrasiye çekelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi demokraside güçlü. Demokrasiyi getiren partiyiz biz. Demokrasiyi tüm kurallarıyla işletirsek, işletilmesini talep edersek, Türkiye'ye bunu taahhüt edersek, bu bizim güçlü yanımız. Biz kavgada güçlü olamayız. Kavga ilkelliktir. Küfür ilkelliktir. Burada şunu söylemek istiyorum. Lütfen. Dilruba meselesi var. Dilruba'yı aldılar, hapse attılar. Gerekçe konuşmak. Ben buna temelden karşı çıktım. Hatta baktım salmıyorlar. Ayağımın da bu durumu vardı. Bir Ege gezisi planlayıp Dilruba'ya da uğradım ve ziyaret ettim. O gün Dilruba dışarıda isteyen gider sorar. Şunu dedim: Dilruba, senin burada olman çok yanlış. Sen genç bir cumhuriyet kadını olarak özgürce konuşabilmelisin. Sana bunu yapılması çok yanlış. Ama sen ama mahkemede ama bir mikrofona. Söylediğin ifadelerin Türkiye'de insanların kalbini kırmış olduğunu, fark ettiğini, bundan üzüntü duyduğunu söylemelisin. Çünkü siz o cezaevinde mi söylediniz? Cezaevinde söyledim. Dilruba dedi ki, enteresan bu da. Özür mü dileyim dedi Özgür Bey mahkemede. Çünkü öneren, evet, büyük ihtimal avukatları önermiştir. Bu çok enteresan bir diyalog. Büyük ihtimalle avukatları da önermiştir. Evet. Dedim ki tutuklanmamak, tutukluluğun zaten sona erer senin dedim. Yani üçünde seni tutamazlar. Yatarı olmayan bir suç. Sen dedim serbest kalmak için değil. Ama birçok insan seni yanlış anladı. Sen konuşurken
bazı ifadeleri söyleyeyim derken ağzından çıkan bazı sözler olumsuz anlaşıldı. Senin böyle bilinmeni de istemem. Bu iki taraftan bir taraf adına konuşan, sen söyleyensin, onlar cezalandıran, ama bir de onların oy veren kitlesi var. Kendilerine söylenen sözden alınmış olabilirler. Bunu bir yerde düzelt. Ama dedim, ben çıkınca bunu söylemeyeceğim. Ben çıkıp da dilruba yaptıklarından pişman dersem olmaz. Bu dilrubaya da haksızlık, düşünce özgürlüğünü savunan herkese haksızlık. Ama dedim, sen günü gelince serbest kaldıktan sonra münasip lisanla düzelt. Benim önerim bu. O da dedi ki, Özgür Bey, ben zaten kimseye kötü bir şey söylemek istemedim. Orada küfrüye yorduğu kelimelerin, yordukları kelimelerin anlamı şudur. Ben onu öyle dedim ama yine de yanlış anlaşıldı. Dilruba konuştuğundan pişman değil, cesaretinden pişman değil, 6 ay daha yatsa pişman değil, ama Dilruba insanları kırmak istemediğini kendisi söylüyor. Ben daha sonra fuardaydık, o gün serbest kalmış. Tabii şöyle bir şey var. Dilruba'yı gecenin bir yarısında bırakmışlar ve o da tepki çekti. Dediler ki, Dilruba'yı getiriyoruz fuara. Dilruba'nın gelmesinde bir sorun yok. Gecenin bir yarısında sokağa bırakmışlar. Ona karşı bir sahiplenme hissetmiş İzmir'deki arkadaşlar, getirdiler. İçerideki odada da dedim, hoş geldin, nasıl bir açıklama yaptın? Aman dedim, güzel açıklamalar yapalım. Sen çok önemli bir noktaya geldin şimdi Türkiye'de. Hem dik durdun, serbest kaldın, ama buradan sonra yapacağın açıklamalar kıymetli olur dedim. Hatta orada işte sözlerimin arkasındayım falan demiş. Ben orayı bile biraz mahsurlu gördüm. Çünkü önceki sözlerde de mahsurlu ifadeler var. Telefonda konuştuğumda da, daha sonra yolda gidiyordum, kendisi evdeydi fuardan sonra, orada da kendisine hep telkin ettiğim şey, sen düşünce özgürlüğü noktasında çok doğru bir yerde duruyorsun, ama Türkiye insanların birbirinin kalbini kırdığı değil, birbirine sahip çıktığı bir ülke olması lazım. Şimdi bakıyorum bir takım işte bu normalleşmede AK Parti tarafından rahatsızlık. Efendim, Özgür Özel Dilruba'nın söylediği sözlere sahip çık. Ben düşünce özgürlüğüne, bir gencecik kadının sırf mikrofona konuştu diye içeriye atılmasına, gecenin bir yarısında da sokağa sanki alındığı yere bırakıyormuş gibi, bir evine kadar götürecek bir aracı yok mu koskoca bakanlığın, bırakılmasına itirazım var. Dilruba'nın söylediği sözlerin belli yerleri, işte sosyal medya yasakları, Atatürk'e küfredenlere hiçbir şey yapılmaması gibi noktalarda haklı, ama kullandığı bazı ifadeler vatandaşın, duyan vatandaşın kalbini kırabilecek, AK Parti'ye oy veren vatandaşın kalbini kırabilecek ifadeler. Buranın da onarılması lazım. Ama diyorlar ki, efendim, Dilruba'yı aldılar, yanlarına oturttular. Evet, onu söylüyorlar. Şimdi kızı Ali Ağa'da gecenin ikisinde üçünde sokağa bırakmışsınız. Sahipsiz. Zaten 20 gündür zulüm görmüş. Ve fuarın açılışı var. Ben zaten Dilruba'ya, üçünde çıkacaksın. Dokuzunda Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş yıl dönümünde seni ağırlarız demiştim. Yani benim ona bir ev sahipliği yapmam, bir bağrımıza basmamız lazım. Üçünde çıkacağını nereden biliyorsunuz? Şeyi vardı üçünde. Daha var. Mahkemesi daha orada görülmedi. Orada çıkacağını öngördüm. Yani iki gün sonra yine var mahkemesi. Ben üçünde zaten tutamazlardı. Bir şey soracağım Sayın Genel Başkan. Şimdi şunu anlıyorum. Sizin kafanızda siyasetçi için, belki gazeteci için, vatandaş için bir muhalefet yapma biçim ve söylemi, bir çerçeve var galiba. Tabii. Onu bir anlatır mısınız? Yani nedir o, sizi anlayalım. Siyasetin içinde küfür ve hakaret olmaz. Olmamalı. İlk günden beri bunu söylüyorum. Bir de bunu söylerken benden önceki genel başkanlar küfrediyordu manasında söylemiyorum. Ama Türkiye'yi getirdikleri noktada ne şiddetli çatışmalar, ne şiddetli tartışmalar, ne çok karşılıklı davalaşmalar oluyordu. Mesele şu, siyaseti kavgaya döktüğünüzde esas resmi kaçırıyorsunuz. Siyasetçinin içi karın doyurmak kardeşim. Bu ülkede insanlar aç, bu ülkede insanlar yoksul, bu ülkenin gençleri işsiz ve umutsuz. Bu ülkede gençlerin dörtte üçü fırsatını bulursam yurt dışına gitmek isterim ve orada kalmak isterim diyor. Bu ülkenin en büyük iki bekar sorunundan birisi bu. Yani hayali yurt dışında kuran gençler. Diyorlar ya, Türkiye'nin büyük bekar sorunu var. Dünyanın bütün ülkeleri Türkiye'de hesap yapıyor. Sorun bu değil. Onların hepsini savuştururuz. Sorun bizim gençler, dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurması. Birinci sorun bu. İkinci sorun da Türkiye'de çiftçi yaşı olmuş, normalde 35 olması gereken yaş ortalaması 58. Her 4 çiftçiden 3'ü
seneye ekmek dikmek yerine asgari ücretli bir iş bulursam iyi olur diyor. Bir diğer beka sorunu da bu. Yani açız ve açlık tehlikesi devam ediyor. Yoksuluz, yoksulluk devam ediyor. Gençler de bu ülkeden ümidini kesmişler. Bizim gerçek sorunumuz, esas sorunumuz bu İsmail Bey. Bunun üzerine bu meseleyi konuşmak ve buna çözüm üretmek dışında girişilecek her türlü polemik bize fayda getirmez, vatandaşa fayda getirmez. Onun için ısrarla ve net olarak söylüyorum ki kim ne derse desin, kim neyi savunursa savunsun, bizim şunu yapmamız lazım. Atatürk'e mi saldırdılar? En net ve sert cevabı verelim, pozisyonumuzu belirleyelim ama esas savunu alanımıza geçelim. O bu vatandaşın yoksulluğuna karşı çare üretmektir. Bu vatandaşın işsizliğini çözmektir. Gençlerin endişelerini gidermektir. Bu ülkeyi gerçek bir demokrasiye kavuşturacak bir iktidarı getirmektir. Yoksa her gün yaratılan bir başka suni gündemle meşgul olunmaz. Dilruba, sahip çıkacağız ama döneceğiz, işimize bakacağız. Teğmenler, doğrusunu söyleyeceğiz. Nesinden rahatsızsın diyeceğiz. Arkalarında duracağız, döneceğiz, işimize bakacağız. İşimiz, bu ülkeyi 100 yıl önce Atatürk kurduğunda hedefi söyledi. Gelişmiş ülkeleri yakalayın, geçin. Neresindeyiz? Çok net bir şey söyleyeceğim. Bugün enflasyon, gıda enflasyonu var ya. Evet. Dünyada gıda enflasyonunda en kötü 4 ülkeden biriyiz. Önümüzde kim var biliyor musunuz? Geçtiğimiz ülke Zimbabwe. Zimbabwe kadar gıda enflasyonu yüksek bir ülkeyiz biz. Bu sorun görülmesin diye memlekette kavga çıkarmaya çalışıyorlar. Benim meselem bu. Ben kavgadan korkar mıyım? Vallahi mecliste 300 kişi üstüme saldırdığında da korkmadım. Süleyman Soylu'dan da, Hulusi Akar'ından da bilmem ne. Ama o günlerde de o gerginlikler Türkiye'ye toplamda bir fayda getirmedi. Bunu peki hepimiz bu, gördük. Peki bu normalleşme süreci bitti mi? Hayır. Aksine kökleşiyor. Bakın, normalleşmenin kökleşmesi şundan. Sakın yanlış anlaşılmasın. Hı. Hiç iyi niyetinden de bir şeyim yok. Ben yaptım, ondan oldu da demiyorum. Ama eskiden o kadar gergindi ki Türkiye. Örneğin siyasi liderler hastalanır. Siyasi liderler ameliyat olur. Dönüp veya linçe uğrar. Evet. Düşünün yani, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunuldu. İktidar kanadından bir tane geçmiş olsun şey olmadı. Ya bir lidere yumruk attılar. Yumruk attılar. Muhatapları geçmiş olsun telefonu açmadılar mesela. Şimdi ben dedim bana düşer. Yılbaşında hepsini aradım. Evet. Bayramda hepsini aradım. Her biriyle görüştük. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Ayağım kırıldı. İlk telefon Sayın Bahçeli'den geldi. Kötü mü? Ne Sayın Bahçeli yanlış yapıyor, ne ben yanlış yapıyorum. Sayın Bahçeli insanlığın, centilmenliğin, siyasi nezaketin gereği beni aradı, geçmiş olsun dedi. Neredeyse bütün liderlerle konuştuk. Bunun nesi kötü? Eskiden Anıtkabir'de birbirinin elini havada bırakan lider görüntüleri vardı. Bu olmaz. Yani bu doğru değil. Normalleşme kökleşiyor. Neden kökleşiyor? Sayın Erdoğan bir yandan Türkiye'yi germeye çalışan bir sürü işin kendi haberi olmadan yapılacak hali yok içinde, ama konuşma metinlerinde normalleşme mesajları veriyor. Gerginlikler olmamalı. Çünkü vatandaş satın aldı bunu. Vatandaş benimsedi. Bundan sonra bu vatandaşın derdini, dermanını görmeyip kavgayla oyalamaya çalışan, cambaza bak diyen her aktör bedel ödeyecek. Her aktör. Hmm. Net bir şey var bunda. Peki şimdi tam da burada dün adli yılın açılışında Sayın Cumhurbaşkanı, tabii bir taraftan Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların bağlayıcılığından da bahsetti. Fakat uygulamalar... Ben orada bayağı bir tebessüm ettim. Yani ettiniz mi? Öyle bir şey ki dinledim. Evet. Şimdi bazı söylediklerini alkışladım. Şimdi doğru bir şey söylüyor. İşte yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili doğru şeyler söylüyor. Tarihi atıflar buluyor. Ama öyle sözler söylüyor ki... Ya diyorum, kendisi inanıyor mu? Yani Alice Harikalar Diyarında gibi dedim, böyle kendimi çimcikleyecektim. Ya ne oluyor burada? Diyor ki Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Eleştirebilirsiniz ama uymak zorundasınız. Herhalde dedim bunu şey Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a söylüyor. Numan Bey, Tayyip Bey'i şu kadarcık dinliyorsa ve hak veriyorsa bugün meclisi toplantıya çağırması lazım. Can Atalay'ın yeniden milletvekili olduğunu ilan etmesi için. Şimdi benim de bir tebessüm ettiğim bir an oldu ajansta izlerken.
Türkiye yeni anayasaya hazır dedi. Ben kendi kendime sordum. Sonra da işte danışmanıma, editörüme, onlarla da bir konuştuk. Buna ne diyorsunuz efendim? Türkiye hazır mı yeni anayasaya? Ya şimdi Türkiye dediğiniz 83 milyonsa bunu 83 milyona sorun. 3 milyon kişi ben en önemli meselem anayasa, ben bir anayasa istiyorum demez. Türkiye'nin sorunu şu. Türkiye anayasa yapabilmek için, anayasa demek toplumsal mütabakat metni demek. Toplumsal mütabakat metni toplumun mütabakatıyla olur. Türkiye'nin önce bir mütabakata ihtiyacı var. Toplumsal bir mütabakata. Onu sağlarsak yazmak kolay. Şimdi sen toplumun yarısından fazlası, %70'i bir kere bugün Türkiye'nin yönetim sisteminden memnun değil. Bu bir anayasa gerektirir mi? Gerektirir. Ama zaten siz bunu bir anayasa değişikliği marifetiyle yaptınız. Ve bugün bundan memnun olmayanlar zaten sizin o hatanıza çoğu o zaman ortak olmamışlardı. Çok net bir şey söylemek gerekirse. Bugün Türkiye'de dağıtın beyaz kağıtları, dağıtın kalemleri. Herkes ne istediğini yazsın. Bir şey yazacak. Kimse oraya anayasa yazmaz. Herkes oraya geçim yazar, ekmek yazar, huzur yazar. Oraya yazılacak şeyler, anayasa değil. Ama anayasaya ihtiyaç var mı? Bence var. Neden var? Ben bir kere Türkiye'nin güçlü bir parlamentoyla yönetilmesini, katı kuvvetler ayrılığını, mahkemelerin bağlayıcılığının daha da net yazılmasını, bunlara uymayanlarla ilgili tedbir, bunların hiçbiri anayasa olmadan olmaz. Aslında yeni bir anayasayı bugün hepimiz Erdoğan'dan çok istiyoruz. Ama bugün yeni anayasa yapmanın şartlarını ortadan kaldırdı Erdoğan. Niye? Mevcut anayasaya uymadığı için. Bugün mevcut anayasaya uyuyor olsa daha iyisini hep birlikte konuşuruz. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayıp, birinci derece mahkemesine, anayasa mahkemesini ezdirip, Yargıtay Anayasa Mahkemesi kavgasında devlet başkanı olarak müdahale edip o uyuşmazlığı çözüp Anayasa Mahkemesi'nin haklılığını tescil edeceğine, Yargıtay'ın o zamanki tutumunun arkasında durarak büyük bir kaosu tetikleyen birisi. Seçilmiş milletvekilini hapiste tutan birisi. AİHM kararlarına uyulmamasını savunan birisi nasıl tutacak da bizimle yeni anayasa yapacak? Benim Erdoğan'a tek şartım şu. Gel mevcut anayasaya harfiyen uy, geleceğini konuşalım. Ama gelecek anayasaya harfiyen uymanın da o anayasanın içine en net teminatlarını koymak lazım. Yani Cumhurbaşkanı anayasaya uymazsa ne olacak? Kuvvetler arasında uyuşmazlık olursa ne olacak? Müeyyidesi ne olacak? Bunların hepsinin konuşulması lazım. Ama önce mevcut anayasaya tam uyum. Bunun mevcut anayasaya tam uyma lafı çok kolay bir laf ama Erdoğan'ın çok uzak olduğu bir laf. Çünkü sistemi şunun üzerine kurdu. Anayasasızlık üzerine kurdu. Bütün yetkileri kullandığı gibi olmadığı yetkileri de kullanarak Türkiye'de hükümranlık sürmek üzerine kurdu. Bu yüzden yapamıyorlar. Bugünkü anayasaya gelsinler, harfiyen uysunlar, 6 ay 1 yıl devleti böyle yönetsinler. Zaten bir anda görecekler ki Türkiye'de başka bir iklim oluşur. O zaman yeni anayasada konuşulur. Şöyle devam ama edelim mi yok. Sayın Genel Başkan? Şimdi siz önümüzdeki seçim ne zaman bu arada sizce? Ya da erken seçim olacak? Ya ben şöyle söylüyorum. Erdoğan'ın görev süresinin tam ortasında bir şey konuşacağız. Çok net. Çünkü Erdoğan seçimler, bir kez şöyle bir hatırlatma yapayım. Bugün Türkiye'de seçimlerin yenilenmesinin iki yolu var. Bunlardan birincisi Erdoğan'ın gitmesi. İkincisi meclisin 360 milletvekiliyle seçimleri yenilemesi. Erdoğan giderse bir daha aday olamıyor. Ne demek giderse? Seçimlere Erdoğan giderse. Yani seçimleri yenileme etkisi var Cumhurbaşkanı'nın. Ama yenilerse dönemi dolduğu için bir daha aday olamıyor. Tamam. Ancak o meclis, zaman bunu yapmayacak demektir. Meclis 360'da yenilerse son bir kez aday olma hakkı var. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun bu yönde kararı var geçen sefer. Bu ikinci dönemidir dedi. İkinci döneminde meclis 360 kişiyle yenilerse son bir kez aday olma hakkı var. YSK'nın son kararına göre. Görev süresi 5 yıl. 2,5. yılına geldiğimizde şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Erdoğan 2,5 yılı daha var. Seçimleri yenilemezsek bir daha gelemiyor. Seçimleri yenilersek bir kez daha aday olabiliyor. Kalan 2,5 yılı o bırakacak.
2,5 yıl daha fazla görev yapma ihtimali kazanırsa 5 yıl yapıyor ya. Evet. Onu da biz göze alacağız. Tamam. Gelecek, oturacağız, yarışacağız. Seçimleri yenileceğiz. Bizim kimseden korkumuz yok. Biz hatta ben Sayın Erdoğan'ın yeniden aday olup bizim onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye Demokrasi açısından sağlıklı görürüm. O yüzden Sayın Erdoğan seçildiğinden 2023'ün Mayıs'ında seçildi. 2,5 yıl sonra 2025'in işte sonlarına denk geliyor. 2026'nın baharı olsun. 2026'nın baharında en geç. Koysun sandığı kendisine güveniyorsa. Millet kararını versin. Biz de parlamentodaki grubumuza destek verelim. Tabii. 360'ı birlikte geçelim. Tamam. Gelecek senenin Kasım'ında ya da takip eden Mart'ta, yani o 2,5 yıl Kasım'dan biraz ileriye gidiyor ama bence Kasım'da yapabiliriz bunu. Gelecek senenin Kasım'ında sandığı koyalım, insanlar bu kadar sıkıntıdayken. Erdoğan da aday olabilsin. Erdoğan da aday olsun. Ben şunu istemem. Erdoğan 23 yıl kazandı, aday olamadı, gitti. Olsaydı belki kazanacaktı. Öyle bir şeyin Türkiye siyasi tarihine bırakmak istemem. Bizim Erdoğan'ı yenmemiz, eğer aday olma imkanı varken oluyorsa, kazanmamız ve Türkiye'nin önünde yeni bir demokrasi sürecini, yeni bir kalkınma sürecini başlatmamız. Yenebilir misiniz Erdoğan'ı? Elbette. Hiç şüphe yok. Şunu söyleyeyim. Hele hele vatandaşın sorunlarına bu kadar duyarsız, bu kadar kibirli kadrolarla, bu kadar üstten bakarak, sokağın sesini duymaktan, ben Nuray Babacan'ın yazdığı kulislere çok kıymet veririm. Ben AK Parti'den hiç yanlış kulis yazdığını görmedim Nuray Babacan'ın. Ne Hürriyet'teyken ne şimdi. Onun yazdığı pencerede. Kulisler o kadar net ve doğru ki, bizim sahada gördüğümüz. AK Partililer artık resmen taziyeye gitmiyorlar. Bir program yapmıyorlar. Yani taziyeye gitmiyorlar derken yakınlandı. Eskiden ben Manisa'da gittiğim her taziyede bir AK Partili görürdüm. Katıldığım her düğünde bir AK Partili görürdüm. Sokakta ben gezerken onlar da gezerdi bundan 10 yıl önce. Yoklar. Çok ilginç bir şey. Geçtiğimiz hafta işte taziye için arayan AK Parti'nin önemli bir ismi sizden bahsetti. Dedi ki, bak dedi, bu sol cenah tam anlamıyor onun yaptığını dedi. Ben size bir şey anlatayım İsmail Bey dedi. Mecliste sizi iyi tanıyor. Bir sürü şey anlattı. Ya dedi bak, meclis tecrübesi dedi çok büyük bir avantaj sağlıyor ona dedi. Biz burada dedi kendimizi şöyle değerlendiriyoruz. Bak çok ilginç bir şey aklıma geldi sizi dinlerken. Bunu söyledi. Bizim eski teşkilatlarımız yok artık maalesef dedi. Tamam mı? Bir, iki. Eskiden dedi CHP'ye biz diyorduk ki dedi bunlar DEM partileşiyor. O bizim için avantajlı. Şimdi diyoruz ki dedi kendi içimizde Özgür Özel'den sonra CHP AK Partilileşiyor diyoruz dedi. Bu dedi seçim kazandırıyor onlara dedi. Bu şu demek, AK Partilileşmek geniş kesimlere açtı Özgür Özel diyor. Bunda da meclisteki sizin o tecrübenizden falan bahsediyordu. Size özel ortamda anlatırım kim olduğunu. Bütün partilerle diyalogtan. Benim anlatmaya çalıştığım şu. Hmm. Şu an artık sokakta AK Parti yok. Hmm. Nuray Babacan yazmış ki, milletvekilleri diyormuş, teşkilatlar yılgın, bize program bile yapmıyorlar, sokağa çıkmıyoruz, çıksak da tepkiyle karşılaşıyoruz, vatandaş yakınıyor. Bir de eleştiriye açık değiller ya, hiç görmemişler. Biz yıllardır gidiyoruz. Tabii. Ben iki övgü duysam bir tane yergi duyardım eskiden, partiyle ilgili bilmem ne. Ve oradan bir şey öğrenirdim. AK Parti birazcık eleştirilince hemen sinirleniyor bunlar. O yüzden de sokaktan hemen kaçıyorlar geriye. O yüzden şu anda öyle bir noktadayız ki yapılacak seçimlerde Türkiye ittifakı kazanır. CHP tek başına iktidara gelir, tek başına 51 alır, bilmem. Bu ittifak devam ediyor mu? Ediyor tabii. Türkiye ittifakı. Türkiye ittifakı devam ediyor. Türkiye ittifakı aslında Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi. Bakın Türkiye, herkes Cumhuriyet AK Partiliydi o zaman. Tek parti vardı ama içinde herkes vardı. Bugün 31 Mart seçimlerinde ben bulunduğunuz yerden konuşurken gazeteci arkadaşlar dedim, bu oyu CHP'ye mal etmek gibi bir tarihi yanılgı içinde olmayacağız. Burada Türkiye İttifakı'ndaki bütün demokratların biraz önce saydığım oyu var. Tüm partilerden oy var. AK Partili'nin, MHP'nin oyu var dedim. Bütün analizler çıktığında da bu beni doğruladı. Şöyle bir şey olabilir mi? Ben 3 ay içinde Türkiye'de daha bir sene olmadan %25 almışız 5 parti. Tek başıma almışım 38. Bir sihirli değnekle Türkiye'deki CHP'li sayısını işte 6 milyon arttırmış olabilir miyim? %50 arttırmış olabilir miyim? Ama biz insanlara CHP'nin oy verilebilecek, güvenilebilecek ve güvenildiği takdirde kendilerine
iyi hizmet verebilecek ve pişman etmeyecek bir parti olduğunu ikna ettik. Bu başka bir şey. Peki seçimi iddia ettiğiniz gibi kazandığınızda, kazanırsanız biz nasıl yönetileceğiz? Şunu sormak istiyorum. Tabii. Mansur Yavaş bölümüne biraz sonra gireceğim. Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş'la görüştünüz ya, onlarla ilgili çok konuşuluyor. Onları soracağım size. Ama reklamda bölümün için istemiyorum. Onu biraz sonra gündeme taşıyacağım. Fakat dün Mansur Yavaş'ın uzun zamandır duymadığımız bir açıklaması oldu. Başka kimseden duymadığımız. Şimdi biz şu anda tabii tuhaf bir sistemle yönetiliyoruz ya. Yani aslında kabaca tek adamlık diyorlar. Buna başkanlık falan değil bu. Değil. Bu değişik, tuhaf bir tüp, bu bize özgü bir tuhaflık yani. Amerika'da başkanlık var. Savcı gidiyor Trump'ın özel kasasını açıp arama yapabilir. Sormak istediğim şu efendim. İddia ettiğiniz gibi siz bu büyük ittifakla adayınızla kazandığınızda bu parlamenter sisteme dönecek miyiz? Kesin. Net. Yani ben bunu şöyle hep ifade ediyorum. Bir daha söyleyeyim. İnsanlar son zamanda bunu çok fazla duymadıkları için sanıyorlar ki CHP bundan vaz mı geçti? Öyle diyorlar. Aksine şöyle anlatayım İsmail Bey. Siz beni çok iyi anlayacaksınız. Biz geçen seçim neleri doğru yaptık baktık, neleri yanlış yaptık baktık. Geçen seçim şu hatayı yapmışız. Tek başımıza da değil, bütün ittifak ortaklarımızda. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem lafını kullanmışız, benimsemişiz, akıllara kazımışız ama o kadar ağırlıklı olarak onun üzerinde durmuşuz ki başka alanlardaki hazırlıklarımızın üstünü örtmüş. Sanki şuna dönmüş vatandaştaki algısı. CHP tarımdaki sorunları nasıl bitirecek? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Dış politikayı yönetebilecek misiniz? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Türkiye'nin savunmayla ilgili, savunma sanayisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Milli eğitim güçlendirilmiş parlamenter sistem. Vatandaşın aklında bazen iletişimde, siz benden iyi bilirsiniz, bir işin dozunu kaçırırsanız bir şey o kadar ağırlıklı olarak yerleşiyor ki geri kalan hiçbir ses duyulmuyor. Biz bu dönem bunu yapmak yerine tarım, fıstık, çay, buğday mitingleriyle ve her mitingin sonunda ne yapıyorum farkındasınız. Sorunlar bunlar, peki çözümler diyorum. Bu kadar sorun varsa çaresi Cumhuriyet Halk Partisi deyip önerilerimizi sayıyorum. En son Manisa'da 10 madde tarımı nasıl ayağa kaldıracağımızı saydım. Çay üreticisine 7 madde sorunları nasıl çözülür saydım. Tarımda ne yapacağız belli. Dış politika izliyorsunuz. İzliyor. Hem kuvvetli dış ilişkiler hem etkin bir dış politika. Milli savunma, emekli tüm amiralimizin başında olduğu heyetle 12 kişilik bir ekiple düzenli ve çok doğru bilgilendiriliyoruz. İç politika, diğer alanlar hepsi. Her konuda konuşuyoruz ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bana sorarsanız yönetim sistemi, oradaki hazırlığımız da güçlendirilmiş parlamenter sistem. Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sistemle yönetmeyi vaat ediyoruz ama her soruya bu cevabı vermiyoruz veya sadece onun iletişimini yapmıyoruz. Altılı masaya da haksızlık. 2300 madde ortak mütabakat metni var. Akılda kalan tek şey güçlendirilmiş parlamenter sistem. O bir yönetim şekli. Ama ben size... Evet. Aramızda konuşayım, tamam. Kimse duymadan. Tamam, kameraları kapattık. Anadolu'daki köye gidince, evet, adam karnım nasıl doyacak deyince, tabii, güçlendirilmiş parlamenter sistem karın doyurmuyor orada. O yüzden bizim vatandaşa derdini nasıl çözeceğimizi anlatıp meraklısına Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi anlatmamız lazım. Ha, şu doğru. Efendim sen güçlü bir parlamento kurarsan, kuvvetler ayrılığını yaparsan, çağdaş demokrasileri yakalarsan herkesin karnı bundan 10 kat doyar. Doğru, ama bunu buradan anlatmak yerine vatandaşın güncel sorunlarını nasıl çözeceğini söyleyip ülkeyi yönetim şekli olarak da bunu söylemek lazım. Yoksa aynı kelimeyi ağza gereğinden fazla sakız etmenin iletişimde sis etkisi yaratıyor. Yani diğer alanlarda söyledikleriniz görülmüyor. Bir tek tartışmayı, ya bunların da tek derdi parlamenter sistem. Hatta vatandaş şöyle düşünüyor. Ya bunlar parlamenter ya, kendi dertleriyle meşguller. Benim derdimle değiller gibi düşünüyor. O yüzden böyle. Ha, iktidar olduğumuzda o gün geçemeyiz güçlendirilmiş parlamenter sisteme. Bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Bir geçiş dönemi olacak. O dönem Cumhurbaşkanımızın hangi yetkileri nasıl kullanacağı, bu sistemin getirdiği bir takım yetkiler elbette kullanılacak. Çünkü büyük bir enkaz var. Bu rejimi, bu güçlü parlamento deneyimimizi koca koca dozerlerle yıktılar. Bir kısmı bu yıkıntıyı, bu ortadaki yıkıntıyı alıp
o güçlü dozerleriyle temizleyip ortamı, ondan sonra demokrasiyi yeniden inşa etmek gerekecek. Yani şu anda onların getirdikleri sistemin, yani demokrasimizi tahrip ettikleri, yıktıkları sistemin devasa dozerleri çalışıyor, üstünde anahtar var, şoför inmiş. Biz biner, birazcık buradaki enkazı onunla kaldırırız. Hmm. Ondan sonra buraya güzel bir demokrasi inşa ederiz. Peki, benim için net. Aslında yaklaşımınız Türkiye'yi, CHP'yi ve iktidarı nasıl gördünüz belli oldu. Bu normalleşme kökleşerek devam ediyor dediniz. Oradaki mantık aslında geniş kitlelere partinizi açmak ve aslında daha fazla oy alma çabası. Aslında bu imkan Sayın Erdoğan'a da CHP'lerin veya diğer muhalif partilerin kulaklarını açma imkanı da verir. Bakın, evet, kavga etmezsek kutuplaşma da iki taraf da birbirini dinlemiyor. Bir de somut kazanımlar elde ettiniz, evet, ama başta. Ama benim iddiam şu, ben herkese konuşayım veya biz herkese konuşalım. Sayın Erdoğan ve AK Parti de herkese konuşsun. Tabii. Biz orada güçlüyüz diye düşünüyorum. Anladım. Konuşma, çünkü biz sözde güçlüyüz. Biz icraatta güçlüyüz, peki, kadrolarda güçlüyüz, şimdi, programda güçlüyüz. Sayın Genel Başkan, bir kısa mola verelim. Tabii. Dönüşte enflasyon rakamları açıklanacak. Sıcağı sıcağına sizden onun değerlendirmesini, tabii, rica edeceğim. Bir de eski Genel Başkanınız Kılıçdaroğlu ve partinizin Ankaralı, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştünüz. Çok konuşuluyor, onu bir sormak istiyorum. Bunun dışında sürpriz bazı sorularım da var. Tabii. İşte dün Dikili'den de emekli öğretmenim aradı, okey masasında Talat hocamızla birlikte konuşulanlardan. Ya fakat Devrim Ortaokulu'nda öğretmenmiş babanız. Zamanında Eskişehir'de dedi ha, ki. Ha doğru. Yani şöyle, babam ilk görev yeri Eskişehir. Devrim Ortaokulu'nda görev yapmış. Babamın tuttuğu takım da Eskişehir Spor. Başka hiç takım tutmaz. Ya, evet. Tabii. Çok ilginç anekdotlar geldi. Bunların hepsine değineceğim. Değerli izleyenler, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı. Kısa bir reklam molasından sonra CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e sorularıyla devam edecek. Etiketimizi tekrar ediyorum. Sizler de katılabilirsiniz. Bu arada ben de o kısa reklam molasında sizlerden gelen sorulara bakma imkanı bulacağım. Etiketimiz, halkımız soruyor. CHP lideri Sayın Özgür Özel yanıtlıyor. 3 Eylül 2024 günlerden Salı, Ankara'dayız, CHP Genel Merkezi'nde. Halk TV'desiniz. İsmail Küçükkaya ile yeni bir sabahta CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel sorularımızı yanıtlıyor. Yağmur gibi sorular gelmiş. Doğrusu çok manşet çıktı. Seçim tarihine ilişkin, adaylığa ilişkin, kendisinin yaklaşımlarına dair, normalleşmenin bitmediğini, kökleştiğini hem de partisinin hedefleri doğrultusunu anlatıyor ve başkanlık sistemi, parlamenter sistem konusundaki yaklaşımları çok net açıklamalar oldu. Bu arada enflasyon geldi. TÜİK'in enflasyon rakamları, telefona gönderdiniz mi arkadaşlar? Hemen bakalım. CHP Genel Başkanı'na sıcağı sıcağına bunu da sormak istiyorum. Sayın Genel Başkan, yıllık %51.97, aylık %2.47. Yıllık TÜİK'in resmi rakamları, yıllık %51.97'ymiş enflasyon. Şöyle, beklendiği gibi, hatta beklendiğinin biraz üstünde ama... Şöyle söyleyeyim, şimdi geçen ay 61'di, bu ay 51 deyip de sakın vatandaşın asabını bozmasınlar. Baz etkisi diye bir şey var. Geçen sene bu ayda o kadar çok enflasyon çıkmıştı ki, geçen sene Temmuz ayında. Şimdi Temmuz'u geride bıraktığımızda baz etkisiyle düşüyor gibi görülüyor. Ama bugün en yakın rakamları 3.47 iken 2.2 açıkladılar. En yakın yıllık enflasyonu %90 iken 51 açıkladılar. Yani... Esasında vatandaşa şimdi soralım. Geçen seneden bugüne fiyatlar %90 mı arttı, %50 mi arttı? Fiyatların %90 arttığını herkes söylüyor. Ben geçen hafta Turgutlu'da mitingde tek tek sordum. Geçen sene mazot 23 liraydı, şimdi 45 lira. Doğru mu? Hep beraber doğru. İlaç bu fiyatlı bu. %100'ün altında artan hiçbir girdisi yok çiftçinin. Bugün gittiğinizde, pazara gittiğinizde, gıda enflasyonunda dünyanın en kötü 4. ülkesiyiz. Şu anda TÜİK, Tayyip Bey'i üzmeyen enflasyon kurumu %50 açıklamış. Ama ENAK, yani bağımsız hocaların kurumu da %90.35 açıklamış. Bu aradaki 40 ne oluyor? Bu aradaki 40 emeklinin ve memurların ve çalışanların cebinden çalınan para. Çünkü zam resmi enflasyon rakamına göre veriliyor. Gerçek enflasyon %90. Bence bizim burada esas Türkiye'nin üstünde durması gerektiği konu bu. TÜİK rakamları baz alındığı için devlet TÜİK'te manipülasyon yapıyor.
Ve enflasyonu onlar 50 gösterince sen 50'ye göre zam alıyorsun. Ama kasap %90'a göre zam alıyor. Sayın Başkan, Mehmet Şimşek'ten sonra da TÜİK'in rakamları eskiden olduğu gibi yine oynanıyor mudur? Yani ya da şüpheli mi diyeyim ya da şaibeli olabilir mi değerlendirmeniz? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Mehmet Şimşek diye biri yok. Mehmet Şimşek'e verilmiş rol var. Çünkü şundan dolayı. Hepsi aynı kalemden atanıyorlar. Efendim eski bakan irrasyoneldi, Mehmet Şimşek rasyonel. Eskisinde de benim ben diyordu Sayın Erdoğan. Bugün de benim ben diyor. Yarın Şimşek'i yollar, fırtınayı getirir. Önemli olan Adalet ve Kalkınma Partisi bir bütün halinde vatandaşı enflasyona ezdiriyor ve bunu TÜİK eliyle de manipüle ediyor. TÜİK %50 değil 90 olarak bulsa rakamı %40 fazla zam alacak insanlar. İnsanların cebinden bu sayede yani bu yöntemle bu manipülasyonla para çekiyorlar, para çalıyorlar. O yüzden bunu görmek lazım. İkincisi şu anda TÜİK'in dediği diyelim ki enflasyon geçen ay %60'tı. Bu ay %50. Enflasyon hayat pahalılığı demek değildir. Fiyat demek değildir. Enflasyon hayat pahalılığının artış hızı demektir. Geçen ay %60 ile artıyordu. Bu ay %50 ile artıyor. Ama yine artıyor. Zamlar şu an %50 hızında geliyor. Geçen ay %60 hızında geliyormuş. Bir sene önceye kıyasla. Ama bir sene önce Ağustos ayında yapılan zamlar enflasyon o kadar yüksekti ki bu ay daha düşük olunca baz etkisiyle düşüyormuş gibi gözüküyor. Gerçek anlamda fiyatların düşmesi için, fiyatların sabit kalması için enflasyonun sıfır olması lazım. Fiyatların düşmesi için enflasyonun eksi olması lazım. Bu şu demek, fiyatlar %50 katlandı geçen sene bu aya göre demek. Ama ENAG da diyor ki ben hesapladım %50 değil 90 katlandı. Geçen gün galiba Mansur Yavaş söylemişti efendim. Partinizin belediye başkanı, ekonomide durum zannedilenden daha kötü ama bu çok daha vahim sonuçlara yol açmıyorsa CHP'li belediyelerin sosyal politikaları sayesinde diyordu. Onu şu noktada çok doğru söylüyor. Ekonomide durum işte gördüğünüz gibi gıda enflasyonu perişan ediyor vatandaşı. Diyelim ki CHP olmasa Mansur Yavaş'ın dediği sosyal patlama olur. İnsanlar çok büyük tepkiler gösterir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler ne yapıyor mesela? Mansur Bey protein yardımı yapıyor. Yani et ve süt alabileceğiniz 600 liralık bir yardım yapıyor mesela. Bu çok önemli bir şey. Ne yapıyor? İşte pandemi sırasında yaptığı veresiye defterlerindeki borçları kapattırıyor dayanışmayla. Ne yapıyorlar? İzmir'de, İstanbul'da hem yeni doğan yani bir yaşını geçen çocuklara süt desteği veriyorlar. Okul sütü desteği veriyorlar. Okullarda sıcak öğle yemeği veriyoruz. Pazara çıkanlara sosyal destek veriyoruz ve Aydın'da et dağıtıyor, Aydın'ın özel şeyi. Antalya'da hem et hem süt dağıtılıyor. Pazar için para veriliyor. Örneğin Ceyhan Belediyesi Adana beni aradı, genç arkadaşım Kadir, sevdiğim bir genç kardeşim. Başkanım dedi, ben bir şey yapacağım ama müsaade olur mu? Ne yapacaksın Kadir? Ya bayram geliyor ya. Evet. Siz diyorsunuz ya en düşük emekli maaşı 17 bin lira olmalı asgari ücret. Bizimkiler 10 bin ya. Ben bunlara 7'şer bin lira dağıtsam ne olur? Dedim Kadir nasıl yapacaksın? Hesap kitap yaptım dedi. Gerçekten dağıtabiliyorum. Başka yerden tasarruf edeceğim. Ben bu ay emeklilere 7'şer bin lira. Ve yalan atacak halimiz yok. Adana'nın Ceyhan ilçesindeki bütün emekliler 7 bin lira bayramda asgari ücrete tamamlama parası aldı. Şimdi bunların hepsi toplumdaki derin yoksullukta bir nefes aldırıyor insanlara. Çaresizlikte hiç et yiyemeyen birisi Mansur Bey sayesinde 15 günde bir sofraya et koyuyor. 15 günde bir sofraya et koyuyor. Veya işte İstanbul'da anne kart sayesinde sokağa çıkamayan kadın çocuğu 4 yaşına gelene kadar biniyor gidiyor. Çocuğunu kreşe bırakıyor, çalışmaya gidiyor, para kazanıyor. Yoksulluğuna karşı işte sosyal yardımlarla bunların hepsini sormadınız ama bir cümlede söyleyeyim. Lütfen. Tek bir şeyde birleştiriyoruz. Bakın her yerde aynı şeyi yapamıyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi emekli halk kart diye bir şey yapıyor. Ön tarafı ortak, arka tarafı belediyesine göre değişen bir kart. Bu kartla Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin emeklilere yaptıklarında ortaklaşacağız. Türkiye'nin her yerindeki Cumhuriyet Halk Partili belediye emeklilere aynı ya da benzer katkıları sağlayacak.
Bunun için bir çalışma yürütüyoruz. Sodemsel üzerinden. Mansur Bey'in dediği şu, CHP de olmasa insanların kursağından bir lokma et geçmeyecek diyor Ankara'da. Bu çok önemli. Biz de olmasak çok daha büyük sosyal patlamalar olur diyor. Bu da hayatın bir gerçeği. Şimdi dün bizim Barış Terkoğlu var ya, Barış evet, Terkoğlu Cüneyt Zapsu ile konuşmuştu. Cumhuriyet'te önemsediğim bir yazı yazmıştı. Hem kendisiyle konuştum, hem Şimşek tarafıyla da, etrafıyla da, yani ekonomi yönetimiyle de konuştum. Şimdi özü şuydu efendim. Cüneyt Zapsu diyor ki, Mehmet Şimşek'in bu rasyonel politikaları, yani dünya dilini konuşması ve bu uygulamaların başarıya ulaşması lazım. Yoksa faşizm tehlikesi var diyor. Şimdi mesela Mehmet Şimşek ve uygulamaları başarı ihtimali, hani siz nasıl bakıyorsunuz? Bir daha söylüyorum. Mehmet Şimşek diye biri yok. Tamam. Recep Tayyip Erdoğan diye biri var. Tamam. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Erdoğan külliyede etrafındaki bir ekiple birlikte bazı kararlar veriyorlar ve o kararları uygulattırıyorlar. Bugün ülke bu hale geldiyse Tayyip Erdoğan sayesindedir. Yarın bu ülke ne hale gelecekse Tayyip Erdoğan sayesindedir. Mehmet Şimşek diye bir bağımsız aktör yok. Varmış gibi pazarlıyorlar. Öyle biri yok. Hepsi Tayyip Bey'in kaleminin mürekkebinden çıkıyor. Aksi takdirde bu duruma gelmemiz Erdoğan'ın sorumluluğu değil. Önceki bakan irrasyoneldi. Ya o bakanı atayan da Erdoğan. Nas var nas deyip faizleri arttırmayan da Erdoğan. Sürdürülemez hale gelince de açıkçası tükürdüklerini yalamamak için bakanı değiştirip politika değiştiriyorlar. Şimdi şöyle çok kısa hatırlatayım. Bütün dünyada enflasyon tehlikesi gelmişti. Ne zaman? Pandemiden sonra. Avrupa ülkelerinde 4'ken 8'e çıktı. Amerika'da 3'ken 6'ya çıktı. Bütün Avrupa ülkeleri ve Amerika ne yaptı? Enflasyonu kontrol altında tutabilmek için enflasyonun bir tık üstünde, 1 puan 2 puan üstünde faiz verdiler. Eğer bizde de o zaman enflasyon 17 iken bir tık 2 tık üstünde faiz verseydik enflasyon tırmanmayacaktı. Tayyip Bey ne dedi? Nas var nas dedi, faiz dedi, sebeptir sonuç değildir dedi. Biz faizi düşürerek enflasyonu düşüreceğiz dedi. Enflasyonu %120'lere kadar götürdü. O politikanın sahibi Erdoğan ama sebebi masum değil. Piyasada para bolarsın, seçim üstü tüketici memnuniyet oranı 90'ın altında, bu %90 değildir, kalmasın üstüne çıksın. Seçimi ancak böyle kazanırım. Yani seçim kazanmak için Türkiye'nin geleceğini mahvetti Erdoğan. Bilinçli bir tercihti. Ve o sırada da dolar fırlamasın diye Türkiye'nin en büyük fon transferini de yoksullardan zenginlere doğru yaptı. Kur korumalı mevduatla. Sonra sürdürülebilir değil, hiper enflasyon geliyor. %1500 enflasyon olmasın diye makas değiştirecek. Diyemiyor ki Nas var, ben Nas'a karşı iş yapacağım. Bakan değiştiriyor, yenisine rasyonel diyor. Yok şimdi, öyle bir şey. Bakan zorlu dönemi geride bıraktık diyor. Hı. Şimdi bu Hürriyet'in ekonomi sayfasında. Bunu kaçıncıya duyuyoruz? Bunu Berat Albayrak söylüyordu. Bunu bundan önceki Nebati Bakan söylüyordu. Sayın Nebati söylüyordu. Şimdi söylüyor. Hep en kötüsünü geride bıraktık. Hı. Her seferinde söylüyorlar. Manşet hazır, bakan ismi değişiyor. O yüzden diyorum. Mehmet Şimşek diye birisi yok. Eski bakanın yaptıklarından da bu ekonomi anlayışı sorumlu. Yeniden de ama tükürdüğünü yalamamak için aktör değiştiriyor. Peki, güven vermek için. Şöyle sorayım. Şimdi biz bugünkü bu sohbetten sonra bir kere zihninizin çok net olduğunu da görüyorum efendim. Yani politik gelişmeler için öngörüleriniz netleşmiş iyice. Benim anladığım bu. Peki iddia ettiğiniz gibi işte bu seçim olur ve kazanırsanız, ekonominin hali de buysa, sizin başında olduğunuz Türkiye İttifakı bu seçimden sonra bu ne yapacak da ekonomiyi düzelteceksiniz efendim? Vallahi işin o tarafı en basit kısmı. Çünkü şöyle, bir, eğer siz hem dünyayı hem Türkiye'yi, ben bundan sonraki süreçte öngörülebilir bir ülke yöneteceğim derseniz, insanların can güvenliği, mal güvenliği, finans güvenliği varsa, bu ülke bundan sonra hedef olarak, biz çok net seçimden önce bunu o kadar net göreceksiniz, ifade edeceğiz ki bizim hedefimiz Avrupa Birliği'ne tam üyelik. Tam üyelik. Bunu da en son Sosyalist İnternasyonel toplantısında, ben başkan yardımcısıyım. Birçoğu da Avrupa Birliği üyesi olan bütün ülkeler imzaladı. Hiçbir ülke imzadan imtina etmedi. Yunanistan dahil.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne tam üye yapma hedefine sahip çıkıyor ve destekliyoruz diye imza attılar. Bunun içinde Yunanistan da var. Avrupa Birliği'nin üyesi, Sosyalist Enternasyonel üyesi bütün ülkeler var. Bizim hedefimiz Avrupa Birliği. Şöyle bir şey düşün İsmail Bey. Evet. Seçim olmuş bitmiş. Tek adamlıkla, diktatörlükle eleştirilen birisi, bir yönetim bitmiş. Yerine Türkiye'ye demokrasi vaat eden bir yönetim gelmiş. O yönetim Avrupa Birliği hedefini koymuş. Tam üyelik için Avrupa'dan da desteğini almış, yola çıkıyor. O gün sabah Türkiye'de borsa ne durumda olur? O gün sabah dolar ne durumda olur? Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcının gözünde Türkiye ne olur? Demokrasi vaat ediyorsanız yabancı yatırımcı çekersiniz. Demokratik yönetiyorsanız risk priminiz düşer. CDS'ler düşer. Demokrasi vaat ediyorsanız, demokratik yönetiyorsanız dünyanın her yerinden en uygun ve en düşük faizli, en uzun vadeli kredileri alırsınız. Borcu çevirme kapasiteniz bir anda artar. Bir kere bu, hani benzetmek için söylemiyorum ama 2002-2007 arası dünyada sıcak para akacak yer arıyordu. Türkiye'de kriz vardı. Krizden çıkış reçetesi, acı reçete uygulanmıştı. Tam o sırada AK Parti geldi. Dedi ki ben bu politikaları sürdüreceğim ve hedefim Avrupa Birliği. 2007'ye kadar Türkiye oluk oluk para aktı. Tabii. Bakın, 20 milyar dolar geldi ortalama. Bakın o gün akan para, hani bugün tarlalar sulanıyor Türkiye'nin içi. 1,5 inçse 7 inç para akar Türkiye. Bu kadar para akar. Evet. Güldür güldür. O gün akanın 5 katı para gelecek. Ve Türkiye ekonomisi bir anda rahatlayacak. Sonra liyakatli yöneticiler. Yani ekonomi bilimine. Bütün dünya Covid'den çıkarken %3 olan enflasyon 5 oldu. Alarm ilan ettiler. %6 faizde enflasyon düşürdüler. Türkiye'yi de hani deniyor ya rasyonel. Tamamen rasyonel ekonomi bilimine uygun şekilde ekonomi yönetecek. Ama temelde kamucu. Kamucu ne demek? Halktan yana, halkın menfaatini önceleyen. Bir avuç zengini değil, geniş toplum kesimlerini önceleyen. Bir kere derin yoksulluğu tamamen bitiren. Öyle bir şey olamaz. Yani sokaklarda yiyecek toplayan, bilmem ne yapan. Derin yoksulluğu bitiren. Bugünkü yoksulları orta seviyeye getiren. Bütün beyaz, gri ve yeşil, mavi yakalı bütün emekçileri. Yani plazada çalışanı da, kol gücüyle çalışanı da, fabrikada çalışanı da, ara eleman olanı da birlikte refah seviyesini yükselten bir ekonomi anlayışı. Hedef şu. Hedef Avrupa Birliği ise Avrupa Birliği üyelerinin ortalama milli geliri 45 bin dolar. Sayın Erdoğan'ın hedef diye gösterdiği yer Şangay İşbirliği Örgütü, orada 4500 dolar. 10 kat fark var arada. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ekonomi politikalarının sonunda, en sonunda ne vaat ediyoruz diye sorarsanız çok basit bir şey vaat ediyoruz İsmail Bey. Paradan sıfır atacağız. Yani Sayın Erdoğan en çok neyle övünüyor? 6-0 attı ya paradan. Evet. Ama Erdoğan 6-0'ı nereden attı? Hem fiyatlardan attı, hem maaşlardan attı. Değişen bir şey oldu mu? Yok. Hesap kolaylaştı. Kendi yoksulluğunu kendin hesapla. Ama o sıfırlar geri geldi. Şimdi geldi. 1-0, 2-0 geldi. Başka bir şey söylüyorum. Sayın Erdoğan 6-0'ı hem fiyatlardan hem maaşlardan attı. Biz Türkiye'yi Avrupa Birliği hedefine koyup milli gelirini 10 yılın sonunda 10 kat veya 5 kat arttırıp satın alma gücünü 10 kat arttırdığımızda biz de sıfır atacağız. Nereden? Fiyatlardan atacağız, maaşlardan atmayacağız. 10 kat fazla satın alma gücünden bahsediyorum. Yani basit bir hesapla bugünkü maaşı alıp arabaya benzini 4 liraya koymaktan bahsediyorum. Bugünkü maaşı alıp kuzu pirzolanın 75 lira olmasından bahsediyorum. Bugünkü maaşı alıp dana kıymanın 58 lira olmasından bahsediyorum. Ya da efendim fiyatlar sabitse bugünkü maaşın 10 katını düşün. Satın alma gücünü 10 kat arttırmaktan bahsediyorum. Anladım. Şimdi bütün bunları, hani benim kafamda bir modelleme var ya, buna göre baktığımda bunları yapmanız için de partinizin güçlü, tabii, yekpare olması lazım. Halka güven vermesi lazım. Esasen 14 Mayıs'ta da bu seçim kazanılabilirdi. Benim Türkiye sosyolojisine, tabii, baktığım zaman, yani halka güven verilebilseydi gerçekten, yani halk aslında hazırdı iktidar diye, benim gözlemim o yöndeydi. Halk kimi göndereceğine karar vermişti.
kimi getirmesi gerektiği noktasında tereddüt yarattık kafasında. Sorun şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi siz artık 10 aylık bir genel başkansınız. Tecrübeli bir siyasetçisiniz gayet tabii ki. Fakat 10 aylıkta bir genel başkansınız. Bu arada da bir seçim zaferi elde ettiniz. Fakat şimdi partinize şöyle bir baktığım zaman tabii televizyonda çok tartışıyor, çok konuşuluyor. Türkiye'de CHP kadar tartışılan, CHP kadar iç kulisleri konuşulan bir başka siyasi yapı yok. Şimdi kurultay öncesi bunu da soracağım ama önceki gün partinizin bir önceki genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve partinizin Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la buluştunuz. Arkadaşlar o fotoğrafı da bir verebilirseniz. Enteresan bir fotoğraftı. Orada ne konuşuldu efendim? Onu da birazcık anlatırsanız. Her şey konuşuldu. Bir kere uzun bir yemekti herhalde. 3 saate yakındı. Tabii yemek kısmı 1 saat falan sürdü. Sohbet ettik üzerine uzun uzun. Bir kere ilk önce bir uzun bir hal hatır sorma. Birbirimizle son görüşmeden bugüne kadarki kısımlarla ilgili güzel sohbetler edildi. Birçok şeyi birden değerlendirdik. Mansur Bey'le birlikte işte olimpiyatlara gitmiştik. Onu da konuştuk. Bir hafta önce burada Keçiören'de yapılan etkinliği, Ankara'daki yerel atmosferi konuştuk. Türkiye ekonomisini, çeşitli zorlukları, bunların içinden çıkmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlaka seçimleri kazanması gerektiğini konuştuk. Ve yani genel bir Türkiye fotoğrafı çektik hep beraber. Zaten orada hiçbir uzlaşmazlığımız yok. Yani Sayın Genel Başkan da biz de bu hükümetin Türkiye'yi iyi yönetmediğini, ilk seçimlerde bu iktidarın değişmesi gerektiğini, onun için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi olması gerektiğini konuştuk. Bir takım risk alanlarını konuştuk. Biraz önce bahsettiklerinizden ben de şikayetçiyim, Sayın Kılıçdaroğlu da şikayetçi. Yani bir kere yerimize konuşanlar. Bugün bir yerde de okudum Sayın Kılıçdaroğlu'nun o akşamki değerlendirmelerinden bir haber yapmışlar. Yani Kemal Bey de yerine, yani sanki Kemal Bey bir şey diyormuş gibi veya sanki Kemal Bey'in öyle bir görüşü varmış gibi yerine konuşanlardan Kemal Bey de şikayetçi. Ben de partide sanki bir sorun varmış gibi. Efendim eski genel başkanla yeni genel başkan arasında çelişkiler varmış gibi gösterilmesinden ben de şikayetçiyim. Zaten Mansur Bey o konuda yani kim yapıyor bunu, niye yapıyor, ne niyetle yapıyor o konularda da çok ciddi şekilde Mansur Bey de diyor ki bu iktidarın tek umudu kalmış bizi birbirimize düşürmek. Biz kenetlendiğimizde millet bizi bekliyor diyor. Hı hı. Bu ortak tespitte birleştik zaten. Orada hiçbir sorun yok. Sonra önümüzdeki tüzük kurultayı noktasında ben kapsamlı bir bilgi verdim Sayın Genel Başkanıma. Çünkü bir hazırlıklar var, ham hazırlıklar. Sonra yaptığım sunumun bir özetini verdim. Ama şunu da ifade ettik. İstanbul İl Danışma Kurulu, Ankara İl Danışma Kurulu kendisiyle yaptığımız görüşme, dün bu binada yaptığımız parti meclisi ve milletvekilleriyle, yani sabah 10'da başlayıp gece 11'de biten iki büyük toplantı, bunların sonuçlarının da derc edileceği bir son taslağımız olacak. O son taslağı da hazır olduğunda Sayın Genel Başkan'la bir daha paylaşacağım. Zaten bugün Sayın Karayalçın, Sayın Altan Öğmen ve Sayın Hikmet Çetin'le birlikte Sivas'a gidiyoruz. Aynı arabayla gidiyoruz. Aynı arabayla gideceğiz. Duydum onu, öyle söyledim. Dördümüz. Ben. Biz Kıbrıs'ta da dördümüz birlikteydik. İstanbul'a da üçümüz gittik. Sayın Altan Öğmen'le bir araya geldik. Ben önceki genel başkanlarla zaman geçirmeyi hem çok keyif alıyorum bir de çok öğreniyorum. Tabii. Şöyle ki. Tecrübe. Bizim önceki genel başkanlarımızın hepsiyle 2 saatlik sohbet 2 kitaba denk. Üçünden 2 saat sohbet et, 6 kitap okumuş gibi oluyorsun. Böyle 2 sayfa kitap okumaya zaman olmayan yerde bundan büyük bir... Ya bakın efendim, şimdi dur, çok özür dilerim. Benim defterimde de bir şey vardı da onu size göstereceğim. Evet, siz devam edin lütfen. Ben onu bulunca özür dilerim. Ve estağfurullah, işin özü şu, tüzük konusunda konuştuk. Sayın Genel Başkan'ın geçmişteki tüzük önerileri vardı. Onların teklifin içinde bulunduğunu ifade ettim. Kendisine bir eksik görüp görmediğini söyledim. Dedi ki metni yeniden aldıktan sonra üzerinde çalışırız, tekrar bakarız dedi. Ama genel olarak özellikle kadınlarla ve gençlerle ilgili attığımız adımı doğru olduğunu söyledi. Zaten kendi ifadesidir bu partide kadın devrimi yapmak lazım diye. O açıdan son derece keyifli bir toplantı gerçekleşti. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla da geçirdiğimiz zamandan son derece istifade ederek
onun değerlendirmelerini alarak ve aslında birilerinin göstermeye çalıştığı gibi partide bir gerilimin falan olmadığı zaten ben biliyorum. Ama herkes görmüş oldu o yansıyan fotoğraflardan. Onu bir kere de şöyle sormak istiyorum. Tabii. Şimdi ben de tabii yani bu kulisleri takip eden bir gazeteci olarak sorulara muhatap oluyorum. Fakat ben bir sizden duydum. Siz biraz önce anlattınız ya teknik direktör benzetmesi. Sonra bu taziye nedeniyle Mansur Yavaş'la konuştum, İmamoğlu'yla konuştum. Mesela İmamoğlu şunu söyledi. Ya İsmail Bey dedi, ya şu anda bunlar konuşulmaz. Ya dedi bu işler mukaveleyle falan olmaz. Vakti zamanı geldiğinde Sayın Genel Başkan ve parti yetkili organları oturur, seçimi düşünür, şartları düşünür ve kararını verirler dedi. En doğrusunu yapacağız. Yani. Artı efendim burada da söyledim sizle bir önceki yayında. Ben bizzat şu kulaklarımla Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası şunu duydum. Ben dedi Özgür Özel'in başarılı olmasını. Hatta bana bile söyledi. Ya dedi ki siz de lütfen Özgür Özel'i destekleyin dedi. Aman efendim dedim ben gazeteciyim, tarafsız gazeteciyim, şudur budur. Bunları konuştuk. Ya şunu kulaklarımla duydum. Yani Özgür Özel'in başarılı olması lazım CHP için, Türk demokrasi için dediği için bu tartışmalar bana biraz böyle absürt geliyor doğrusu. Ya bir de İsmail Bey, siyaset realizm, gerçeklik zemini üzerine oturur. Şimdi parti 47 yıl sonra %38 oy almış. O günden bugüne yapılan bütün anketlerde birinci çıkmış. AK Parti şimdi ondan çok rahatsız. Anket firmalarına bastırıyorlarmış, bilmem ne yapıyorlarmış. Ne için bastırıyorlar? Hiç önemi yok. Yani işte kendilerini güçlü göstersin diye. Ya kendilerine yakın anket firmaları bizi önde gösteriyor. Ona evet. Acayip şey yapıyorlar. Yani öyle bir şey ki ben AK Parti'nin durumunu bir AK Partili'ye dün şeyde şöyle söyledim çok güldük. Dedim ki anketlere kızıyormuşsunuz dedim. Ha falan dedi böyle. Yani evet. Gülümsedi. Evet. Dedim ki şey gibi. Benim dedim bir tane hasta teyzem vardı dedim. Tansiyon hastası. Eczaneye gelir. Tansiyon ölçtürür. Ölç bakalım kaç olmuş. Ölçerim. İşte 16'ya 8. Hay Allah senin bana kızardı. Allah senin cezanı vermesin. Yahu kardeşim tansiyonu yüksekse sen kendinde arayacaksın sorunu. Tuzumu çok kaçırdın. Evet, evet. Diyetine mi dikkat etmedin? İlacını mı içmedin? Bir yerde yanlış var. AK Parti tansiyon aletine kızıyor. Tansiyonu ölçen eczacıya kızıyor. Böyle bir acayip durum içindeler yani. Peki ama şöyle sormak istiyorum tabii. Efendim. Şimdi izleyenlerimin bir kısmının aklına da gelebilir. Partinizde, şimdi siz genel başkansınız ve sizin bir ekibiniz var. Ekibiniz derken ben hani dar kadro onu da söylemiyorum. Yani geniş. Şimdi MYK'nız ve parti meclisiniz gençleşti. 53 birisi. 43. 43. Parti meclisi yaş ortalaması 43. 43. MYK'nın yaş ortalaması 46. Ha, ikisi de çok tecrübeli genç. Tecrübeli büyüklerimiz de var, çok gençlerimiz de var ortalama. Fakat çok ikisinin de yaşı benden küçük. Peki, partinizde şimdi bir genel merkez, bir Kılıçdaroğlu, tabii Kılıçdaroğlu da uzun yıllar 13 yıl partiyi yönetti. Hani öyle bir güç merkezi diye sunuluyor. Bir İmamoğlu tarafı deniliyor. Şimdi partiyle ilgili değil ama Mansur Yavaş da bir güç faktörü. Çünkü popülaritesi yüksek, beğeni seviyesi yüksek. Nasıl bunu yorumluyorsunuz? Yani nasıl bir anlatır mısınız bize? Bir kere bu çok iyi bir şey. Birincisi hani sizin diliniz varmadı da ben söyleyeyim. Evet. Burada bir genel merkez var. Bir de Kılıçdaroğlu'nun bir ofisi var. Bunu çok kaşıyorlar. Ben devir teslimde genel başkan dedim ki Sayın Genel Başkanım eğer bu binada bir ofis arzu ederseniz başımla beraber. Ama genel başkanın düne kadar genel başkan olarak geldiği binaya partide bir genel başkan varken ben o tarz bir gelip gitmeyi her gün yapmayı istemeyeceğini düşünürdüm ve bu çok anlaşılır bir durum. Bunun için dedim dışarıda bir ofis tutarsanız, bir ofis isterseniz biz o konuda üstümüze ne düşüyorsa yaparız. Buradan istediğiniz personeller varsa görevlendiririz. Araç gereç ne varsa çünkü sizin köşeye çekilmemeniz, evde kalmamanız, siyasete katkı sağlamanız lazım. Bunu ben söyledim ilk gün. Kemal Bey de dedi ki bir ofis düşünüyorum. Ama hani ben ayarlayacağım gibisinden söyledi. Ama onun dışında biz elimizden gelen ne katkı varsa Kemal Bey'e sağlayabileceğimizi o zaman da söyledik. Üzerimize düşeni de yapıyoruz. Ama şöyle bir şeyi çok net olarak söyleyeyim. Biz orayı partiye karşı ayrı bir siyaset odağı olarak değil, partinin saygın 13 yıl boyunca görevini yapmış, görevinden demokratik bir şekilde ayrılmış, olgunlukla ilişki içinde olduğumuz, bize emeği olan, hala katkı sağlayan birisinin katkı sağladığı bir yer olarak görüyoruz. Çok net. Orada hiçbir kompleksimiz yok. Ben bu binada da bir oda olabilirdi ama çok hoş olmaz kendisi istemezse dışarıda olması gerektiğini öneren benim. Bence bundan sonra da mutlaka bir başka yapıda mesela çok güçlü bir vakıf kurmalıyız. Belki o vakfın başına Sayın Kılıçdaroğlu geçmeli. Bunlar
çok önemli işler. Avrupa'da bu kadar önemli işler yapmış siyasetçiler böyle bir dakikada ben gittim emekli oldum küstüm oynamıyorum yapmıyor zaten. Anıl yazıyorlar, kitap yazıyorlar, önerilerde bulunuyorlar, think tankleri yönetiyorlar. Bunu önerdiniz mi Sayın Kılıçdaroğlu? Ya bu işin doğal gidişatı kendisi vesaire. Söylemişti. Bir vakıf diyor, bir vakıf fikri var. Onu da düşünüyorum diye söylemişti. Hangisini yapsa çok doğru olur ve katkı sağlar. Geri kalanında şunu söyleyeyim. Hani futboldan gidiyorsak Mansur Bey Türkiye'nin en önemli takımlarının birinde çok başarılı bir oyuncu. Ekrem Bey bir diğerinde başarılı oyuncu. Bir de her hafta onların başarıları konuşuluyor spor programlarında. Bizim bir de milli takımımız var. Biz en başarılıları o milli takıma davet ediyoruz. Orada da daha önce de dedim sol açıkta Ekrem Bey var, sağ açıkta Mansur Bey var. Bu bizim takımın gücü. Ekrem Bey kendi takımında başarılı olunca bu Mansur Bey'i üzmez, aksine güçlendirir. Der ki bizim takım galiba daha da güçleniyor. Mansur Bey'in başarısı da Ekrem Bey'i teşvik eder. O yüzden birbirlerine rakip değiller. Belki Ankara ve İstanbul Belediyesi belediyecilikte pozitif bir rekabet içinde olabilir. Ama hepsi birden milli takımda aynı formayı giyiyorlar. Bu kadar net. Bu da çok akıllıca. Bakın ben geçen hafta, siz Fenerbahçelisiniz. Bir evet. Fenerbahçe sorusu da soracağım en sona sakladım. Bu arada Galatasaray müthiş bir transfer yaptı dün. Haberini verdik. Ben görmedim. Ha, acayip bir transfer yaptılar. Biraz sonra ondan da bahsedeceğim ama. Beşiktaş maçına gitmiştim. Orada da büyük transferler yapıldı. Takım çok çok iyi gidiyor. Spor yorumcusu ne dedi biliyor musunuz efendim? 5-1'lik maçtan sonra. Beşiktaş'ın dedi kendi takım içi rekabeti bir tık daha yukarı çıkarırsa dedi Beşiktaş'ı kimse tutamaz. Ya şimdi şunu düşünüyorsun hani uyum vesaire vesaire ama takım içi rekabet. Ya çünkü o daha iyiye ulaşmak ve potansiyeli daha üst noktaya taşımak için önemli aslında. Yani tabii, dolayısıyla sizin belediyeler sizin Türkiye toplumunun %60'ını sizin belediyeler yönetiyor şimdi. Bir de ben şeyi çok önemserim. İki kişi karşılaştığında ne oluyor? Mesela Ekrem Bey ile Mansur Başkan karşılaştığında böyle el sıkışıyor olsalar ben korkarım o işten. Şöyle uzaktan. Böyleyse iyi. Ya bunlar birbirine sarılıyorlar. Ha. Ya işte birlikte olimpiyata gittik. Olimpiyatları izlerken günlerce beraber İstanbul evi açılışına Mansur Bey'le birlikte gittik. O da güzel bir konuşma yaptı. O onu teşvik ediyor, onu destekliyor. Öyle ikisi de çok akıllı insan. Şunu biliyorlar. Eğer bu iktidar bir dönem daha kazanırsa ne Mansur var, ne Ekrem var, ne Özgür var. Artık Türkiye'nin bir geleceği yok. Ama biz iktidar olursak yönetecek o kadar çok alan var ki geçiş döneminde kim cumhurbaşkanı olmuş kim olmamış bence hiçbir önemi yok. En doğrusunu en yüksek oy alacak üyelerin üzerinde tam mütabakat sağlayacak hiç tartışmasız bir ismi belirleriz. Ondan sonra Türkiye'yi hep beraber yönetiriz. Fakat burada sizin tabii tarihi sorumluluğunuz şu Sayın Genel Başkan. Hani futboldan örnek verdik şirketlerde kurumlarda da böyle rekabet iyidir. Kurum içi. Fakat yapıcı rekabet, yıkıcı tabii, rekabet diye tabii, bir şey var. Tabii. Yapıcı olması lazım. Ben vallahi o kadar olgun iki siyasetçi görüyorum ki yani biri sağımda biri solumda diye işte oturduklarında gerçekten ikisi de birincisi ülkenin ikincisi partinin menfaatlerini kendi gelecek çıkarlarının çok önünde tutuyorlar. Ben bir kere ne Ekrem Bey'den ne Mansur Bey'den aman ben şöyle bir şey istiyorum demedim. Hep duymadım. Hep şunu duydum. Şuna dikkat edelim, bunu böyle mi yapsak, şuna dikkat mi çeksek? Yani bir haber görüyorlar, mesela Mansur Bey çok WhatsApp'ı etkin kullanır. Direkt bana atıyor, Sayın Genel Başkanım aman bunu atlamayalım diye. Ekrem Bey attığı her adımda partinin faydasını her şeyin önüne koyuyor. O yüzden bu konularda çok rahat parti yani. Kimsenin bir endişesi olmasın. Zaten partilerinde bir endişesi yok. Şimdi, partiler hangisinin adı geçse alkışlıyor. Bizim televizyon programcılarının endişesi var. Şimdi, CHP'de kavga olmazsa ne konuşacağız diyor. Sayın Genel Başkan tabii bütün bu konularla da ilgili sizin vermiş olduğunuz sözler, üstlenmiş olduğunuz sorumluluk ve üstünüzdeki misyonla da ilgili. Şimdi bu da Milliyet'teki bugünkü haber. Bunda Mehtap Gökdemir yazmış meclisin tecrübeli isimlerinden. Kurultay öncesi tüzük mesaisi. Şimdi tüzüğe hazırlanıyorsunuz, kurultaya hazırlanıyorsunuz. Onu da bir anlatır mısınız efendim? Önce siz bir anlatın, ben oradan bir soru yönelteceğim size. İsmail Bey, biz geçen sene 5 Kasım'da bir kurultay yaptık. Biz değişim diye yola çıktık ve değişim başarılı oldu, kazandık. Geldik, parti içinde yönetime geldik.
Eğer bu işi burada bırakırsak büyük bir haksızlık yapmış oluruz. Çünkü değişimi kişilere indirgemiş oluruz. Oysa değişim kişilerle olacak bir iş değil. Doğrusu partinin kurumsal olarak tam olarak değişmesi ve iktidara hazırlanması. Bunun için geçmişte çok konuşulurdu. Eskiden işte çok uzun kurultayları vardı, CHP'nin çok katkı sağlardı partinin gelişimine diye. Şimdi biz 4-9 Eylül arası 6 günlük bir değişim kurultayı yapıyoruz. Bu kurultayın ilk günü, bugün gideceğiz, yarın 4'ü, Sivas'ta. Tarihsel gücümüze vurgu. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1919'da kuruldu. Kuruluş dilekçesinin bir nüshası benim odamda duruyor. Osmanlıca yazılmış bir dilekçe. 1927'de ilk kongresini o zamanki adıyla yaparken açılışta diyorlar ki Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilk kongresi hayırlı olsun derken Atatürk kürsüye çıktığında buna itiraz ediyor. Diyor ki arkadaşlar bu ilk kongre değil. Millet bakıyor nasıl ilk değil falan. Birincisini 4 Eylül 1919'da Sivas'ta yapmadık mı diyor. Bu partinin bu cumhuriyete, bu cumhuriyetin değerlerine bağlılığı Atatürk'ün Sivas Kongresi'ni partinin de birinci kongresi kabul etmesindendir. Yani birileri bunlar vatanı böldürecekler desin. Vatan 7 milletin iştigali altındayken önce kurtuluşu sonra kuruluşun örgütlendiği Sivas Kongresi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresidir. Biz böyle bir partiyiz. Bu tarihsel güce bir atıf yapmak lazım. Onun için açılış konuşmasını Sivas'ta yapacağız. Beşinde Tüzük Komisyonu Ankara'da son toplantısını yapacak. Bütün her şey, inanır mısınız, dijital demokratik katılımla ve internet üzerinden 20 binin üzerinde görüş aldık. Tek tek okundu, incelendi, tasnif edildi, değerlendirildi. Bütün mahallelerde tartışıldı, bütün ilçelerde tartışıldı, bütün illerde tartışıldı, hepsinin raporu var. 81 il başkanının 74'ü bizzat üye, 7'si görevlendirdiği arkadaşlarla temsil ediliyor, 81 kişi. İki tane Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden temsilci var. Bir kadın bir erkek üye koyduk. Gizem arkadaşımız Gizem Özcan Muğla'dan, Zeynel Emre İstanbul'dan. Bakın Zeynel Emre ismine şöyle dikkat çekmek isterim. Zeynel Emre, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun döneminin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıdır. Kemal Bey'in tüzük taslağını hazırlayan kişidir. O komisyona biz parti grubu adına Zeynel Emre'yi koyduk. Yani partide çatışma, itişme hepsi geride kaldı. Biz bir ekibiz ve Zeynel arkadaşımız, başkanımız tüzüğe en olumlu, en güçlü katkıyı sağlayan isimlerden bir tanesi. Şimdi dur, affedersiniz. Buyurun. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da öneriler alacak mısınız? Aldık. Aldınız onları. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerileri Zeynel'de vardı. Neden var? Geçmiş dönemdeki tüzük hazırlığı Sayın Zeynel Emre'de vardı. O zaten dün meclis kurumunda uzun uzun şeyi anlattı. Geçmişte yaptığı çalışma ve hangi birikimlerle bu masada olduğunu anlattı. Sayın Kılıçdaroğlu da ben taslağı hazırlayıp efendim eksik bir şey var mı deyince şimdilik gördüğüm bir şey yok, her şey yer almış görülüyor. Ama son haline bir daha bakarız dedi. Tamam. Parti meclisinden katkılarla 3 kişiyle o komisyon son halini verecek. İddia ediyorum. Türkiye'nin en demokratik, en katılımcı sürecini yürütüyoruz. Ve sonuçta mevcut tüzükten çok daha iyi bir tüzüğümüz olacak. En iyisi olmaz. Yazılı metinlerde ve insanla yapılan metinlerde en iyisine ulaşamazsınız. Ama en iyiye doğru çok önemli bir adım atıyoruz. Parti içi demokrasiyi merkeze alan, ön seçimi merkeze alan, hakim denetimi... Onu açar mısınız? Ön seçim... Çünkü gelen mesajlar, dün bu sizin yayına katılacağınızı duyurunca, CHP'liler hep ön seçim, ön seçim. Çok önemli. En çok bunu bir açar mısınız? CHP'liler, Özgür Özel'i ön seçime borçlular zaten. Ben bugün genel başkansam ön seçim sayesinde genel başkanım. Ben 2011-2015 arası Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreterliğinden gelmiş biri olarak 4 yıl boyunca elimden gelen en iyi şekilde milletvekilliği yapmaya çalıştım. Ama partinin idari organlarında görev noktasına gelince hep ya örgütten gelmiyor. Yani eczacı örgütünden geliyorum, partinin üyesiyim ama il ilçe başkanlığından gelmiyor eleştirileri vardı. Örgütte gücü yok derlerdi. Örgütte karşılığı yok derlerdi siyasi rakiplerimiz. Ben gittim, hem de bana burada bir kez daha kontenjan teklif edildiği halde. Çünkü 2014 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir adayıydım. Sayın Bülent Kişoğlu söz aldı. Dedi ki
7 aday gösterdik milletvekillerinin, 4'ü seçildi, 3'ü seçilmedi. Trabzon, Bartın ve Manisa'yı illerinde birinci sıraya koymalıyız. Onlar geçen sene madden ve manen çok yıprandılar dedi. Bütün PM alkışladı. Kemal Bey işaret etti, koyun dedi. Ben itiraz ettim. Dedim ki ben Manisa'da ön seçim yapılmasını istiyorum ve gidip o ön seçime gireceğim. Beni Manisa'yı yönetmeye layık gören partililerim, yani büyükşehirdeki tek isim olarak belirlemiş de, şimdi 3, 4, 5 milletvekilinden biri olmaya layık görmüyorsa siyaset burada bitti efendim dedim. Gidiyorum üyeye soracağım. Oradan alacağım güven oyuyla, güçle buraya geleceğim. Gittim. 13 bin oy kullanıldı. 11.650'sini aldım. Tüm zamanların Türkiye rekoru. Hemşerilerim beni zaten iki kez inanılmaz sahiplendiler ve Manisa CHP üyeleri Türkiye siyasetine iki önemli müdahalede bulundular. Bir o gün tüm zamanların rekoruyla beni ön seçimden birinci çıkararak geldim, grup başkan vekili oldum o güçle. Ondan sonra da hep o sürdü. Grup başkan vekilliği seçimlerini de kazandım. Devam etti. Bir daha şimdi da CHP'ye bunu taşıyacağız diyorsunuz. Aynen. İkinci kez de Manisa'da yapılan ilk kongresinde, bu son kongrede beni Türkiye'deki yürüyüşümü gördüler. Bir bütün olarak bütün Manisa sahiplendi ve bir destek verdiler. Genel başkanlığı kazandık. Sonra da Manisa'daki bütün hemşerilerim hiç kazanmadığımız bir belediyeyi %60'la CHP'ye kazandırarak, yolda AK Partili MHP'li görüyorum, bana diyor ki hepimiz oy verdik diyor. Sen de mi verdin diyorum. Vallahi verdim diyor. Isparta Demirel'e sahip çıkıyordu da bizim diyor Isparta kadar hemşericiliğimiz yok mu diyor. Öbürü diyor ki Rize diyor, Mesut Yılmaz diyor, yıllarca seçti, bağımsız bile seçti diyor. Ben diyor tabii sana sahip çıkacağım. Siyaset başka, kendi evladına sahip çıkmak başka diyor. Böyle bir süreç yaşadık Manisa'da. Şimdi bunu Türkiye'ye şundan taşıyacağız. CHP tüzüğünde şu olacak. Elbette %7 oy aldığımız yerde ön seçim olmayabilir. %7'nin altında oy aldığımız, aday zor buluyorsun. Orada ön seçim zor. Tek milletvekili olan yerlere arkadaşlar özel tarifler falan dediler. Biz tek milletvekili de olsa önceliğin ön seçim olması gerektiğini söyledik, devam ediyoruz. Biz ön seçim yapacağız. Ama ön seçimin iki tanımı var. Bunlardan bir tanesi hakim gözetiminde ön seçim. Burada kadın ve gençlik kotası uygulayamıyorsun. Bazı yerlerde, yani öyle yerler var ki kadınlar zaten İzmir'de hakim denetiminde ön seçim yap, bir sürü kadın da seçilir. Çünkü kadınlar hele hele şimdi bu son yerel seçimlerde de aldıkları güçle kadınlar iddialı ve ön seçimde öne de gelebilirler. Büyük şehirlerde olabilir. Ama öyle yerler var ki resmi ön seçim yaparsan kadın ve gençlik kotası uygulayamazsın. O zaman ne yapmak lazım? Hakim denetiminde ön seçim yerine örgüt denetiminde ön seçim. Ama böyle koca puntolarla yazıyoruz. Sonuçlarına aynen uyulacak diye tüzüğe. Yani temayül yoklamasıyla karıştırılmasın. Teknik adı temayül yoklaması olabilir ama esas adı... Yani gerçek ön seçim yaptıracaksınız. Tabii, tabii. Gerçek ve orada diyeceğiz ki, diyeceğiz ki örgütlerden de görüş sorarak, arkadaşlar gelin bir de örgüte soracağız. Burada ne istiyorsunuz? Hakim denetiminde mi, örgüt denetiminde mi? Ve belli konularda da esnekliği olacak bir şey. Fakat bir şey söyleyeceğim. Biraz önce dediniz ya, kameraları kapatıp hani sohbet ediyoruz diye. Ben de bir gazeteci, uzun yıllardır özellikle sizin partide. Şimdi ön seçim tabii ki iyi, tabii ki katılım falan. Fakat bazen mono, tek yapılı, tek parçalı organizasyonlarda, organizmalarda ön seçim hep böyle belli kişiler, belli yerler, belli özellikler, belli kimlikler ön plana gelir. İşte tam dediğim o. O da olsun, şöyle olmasın yani aslında. Biz yıllardır, nasıl yapacaksınız? Mesela şöyle söyleyeyim. Hatay'da ön seçim yapılamıyor yıllardır. Niye? Ya Hatay çok farklı bir yer. Efendim Kırıkan veya Ova'dan bir temsiliyet yoksa olmaz. Samandağ olmazsa olmaz. Evet. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Tabii, hani, coğrafyaya göre anlatıyorum. Defne olmazsa olmaz. Şuradan olmazsa olmaz. Biz diyoruz ki hakim gözetiminde ön seçimde çoğunluğu kim yakaladı bütün listeyi yapabilir. Evet. Ama örgüt denetiminde ön seçimde örgüte soracağız. Örgüt bize şunu tarif edecek. Hatay'da ön seçim yapalım ama örneğin bu bölgenin, yani bu ilçe demografik özellikler var efendim. Evet, yani onları gözeten lazım. Onları gözeten bir ön seçim yapabiliriz. Deriz ki şu bölgede Samandağ ve etrafındaki 5 ilçe, 4 ilçe, 3 ilçe adaylarını kendi içinde oylattırırız pusulada. Tamam.
Defne'ninkileri, Antakya'nınkileri kendi içinde oylattırırız pusulada. Ova'nınkileri kendi içinde oylattırırız pusulada. Ona göre çıkar. E kime öne koyalım? Seçime hangi bölge en yüksek oranda katıldıysa onu da öne koyarız. Hı, tamam, mantıklı. Balıkesir'de üyelerin önemli bir kısmı Körfez'de. O yönde de göç alıyor. Körfez ilçeler çok CHP'li. Biz Balıkesir'de hakim gözetiminde ön seçim yapılırsak hepsi Körfez'den çıkabilir. Ama biz şöyle yapabiliriz. Efendim, tamam, seçilecek 4 milletvekili seçiyorsak ikisi Körfez'den olsun ama örneğin 1 ile 3 Körfez'den olsun, 2 ile 4 merkezden ve dağ kesiminden olsun, yüksek yerlerden olsun. Buna göre aday belirleyin deriz. Ona göre olur. Önemli olan örgütün ne istediği. Ben size 31 Mart seçim başarısının sebeplerini sohbet ediyorsak önemli noktalarından bir tanesini şunu söylerim. Örgütlere sorup, ilçeye ve ile sorup doğru yöntemi onların yönlendirmesiyle belirlediğimiz için başarılı. Şimdi fakat bir şey daha var efendim. Birazdan dost sohbeti tabii gibi de olsun. Şimdi mesela ben partinize baktığım zaman böyle 7 dönem milletvekilleri var Sayın Genel Başkan. Şimdi mesela ya da kurultaydan sonraki ilk yayınımızdan sonra sohbet ederken size bazı isimler üzerinde de yürümüştünüz. Ya 5 dönem 6 dönemdir belediye başkanlıkları var. Yani madem siz şimdi hem partinizin yönetimi de gençleşti. Bu konuda da kesin bir sınırlama, bir limit koyacak mısınız? Tabii şöyle 3 dönem sınır koyuyoruz. Bir de kamuoyunda bir yaygın algı var. Bugünden itibaren 3 dönem yapacaklar. İşte örneğin 7 dönem olan 10 döneme mi çıkacak? Orada hep birlikte çalışıyoruz. Milletvekillerinden de parti meclisinden de görüş istedik. Son şeklini vereceğiz ama bir kere şu. Mevcut milletvekillerinin dönemi sayılacak. Yani buradan itibaren sıfırlamak diye bir şey yok. Geçmişte yapanları da 2 dönem mi 3 dönem mi sayacağız ona da bakacağız. Bir de tek istisnası olacak. Evet. Eğer ön seçimden girip çıkıyorsa bakın merkez yoklaması ve kontenjanda dönem sınırı var ve belli bir dönemi geçenler yok. Ama bir isim var. O il ondan vazgeçmiyor. Çok başarılı. Çok başarılı. Bütün üye devam etsin diyorsa onu da yazdık. Ön seçimden çıkanlar dönem sınırlamasına takılmaz. Yani mantıklı aslında. Ön seçimden çıkan ama şöyle bir şey yapmıyoruz. Bugünden itibaren herkese 3 dönem daha hak vermiyoruz öyle bir şey. Evet. Sayın Genel Başkan çok teşekkür ediyorum size. Şimdi bir futbol sorusu soracağım ama. Tabii. Şu anda iç duygunuz nasıl sizin? Yani CHP'nin lideri olarak, işte normalleşme inisiyatifini başlatmış bir kişi olarak, 10 aydır CHP'nin genel başkanı olarak, seçimi kazanmış birisi olarak, işte çok destek de alıyorsunuz ama çok da çalıştığınız belli. Çok seyahat yapıyorsunuz. Eleştiri de alıyorsunuz. Bir sürü eleştiriyorlar. Ha? Çok geziyor, durmuyor, düşünmeye vakti yok falan. Öyle. Nasıl hissediyorsunuz? Yani siz vallahi nasıl hissediyorsunuz? Kendimi tarihi bir sorumluluğu üstlenmiş. Çok enerjik, çok umutlu ve çok sabırsız hissediyorum. Bir an önce istediklerimi yapmak ve başarıya ulaşmak istiyorum. Enerjimiz yerinde, çok iyi kadrolarla çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımızın performansından çok memnunum. Deneyimli kadrolardan çok memnunum. Belediye başkanlarımızla kurduğumuz yeni yapılar var. Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyi. Başında benimle birlikte yani Onursal Genel Başkan olarak Yılmaz Büyükerşen'in olduğu. Yeni kurduğumuz yapıdan mesela bir dijital demokratik katılım var. Dünya tarihine geçeceğiz. Yani iddiayla söylüyorum İsmail Bey şöyle. Hani hep diyoruz ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk kadınına dünyadaki diğer ülkelerden 30-40 yıl önce seçme seçilme olanağını tanıdı. Biz dünyadaki bütün partilerden önce dijital demokratik katılıma geçiyoruz. 30 sene sonra, 20 sene sonra bütün partiler bunu yapıyor olacak ve dünyada bunu ilk Cumhuriyet Halk Partisi yapmış diyecekler. Öyle bir hazırlık var ki artık üye her gün, her an siyasetle ilgili fikirlerini partiye demokratik yollardan aktarıp görüşlerini ekrana yansıtabiliyor. Peki, şimdi ben tabii benim gördüğüm bu yeni sezonumun açılışında ben sizi böyle iddialı görüyorum, kararlı görüyorum ve hazırlıklı görüyorum. Fakat sizin de önemsediğiniz bir gazeteci arkadaşım, ismini vermeyeceğim. İyi soru diyor ama diyor mutsuz şu anda diyor ve yalnız diyor. Mutsuz musunuz? Yok artık. Değilsiniz değil mi? Ne mutsuz olacağım? Yalnız mısınız? Hayır. Bir kere şöyle bir şey var. Yalnız olup olmadığımı
sokağa çıktığımızda bir görsün. Yok, halk katında değil. Şimdi şunun belki şöyledir. Sizi önemseyen birisi olduğu için. Hiç yalnız değilim, hatta şöyle, açık söyleyeyim. En üstlere çıkınca acaba öyle. Hayır hayır. Oluyor mu? Ha. Bir kere Selin Hoca'nın dediği bir şey var. Diyor ki ya bu partide bir sivilleşme oldu. Acayip bir sivilleşme oldu. Mesela ben bazen çıkıp Selin Hoca'nın kapısını açıp içeri giriyorum. Ne yapıyorsun hoca diye. Şaşırıyor veya sekreterler. Böyle ben çıkıyorum 12. kattan 11. kata, 10. kata, 7. kata kendim gidiyorum. İki, bazen şöyle oluyor. Parti meclisi ya da MYK bitiyor. Diyorum ki arkadaşlar çok rica edeceğim. Konuşacağımızı konuştuk. Birbirimize doyduk, daha gelmeyin diyorum. Odaya gidiyorum, kapıda 5'te. Tamam, tamam, yani iyi. Aşırı iç içeyiz. Hep beraberiz. Çok heyecanlıyız. Yani bundan 2 gece önce 3'te çıktık buradan 10 kişi. Bu binadan 10.30'dan 11'den önce çıktığımız olmuyor. Fevkalade mutluyuz. Hiç de öyle bir yalnızlık falan hissetmiyorum. İyi, bir sevindim. De şey var yani. Çünkü şöyle, şimdi siyasetin en üst katındasınız artık. Çünkü genelde böyle olduğu zaman acaba... Yok yok, bizim öyle değil. Tamam, peki. Ben vallahi hatta şu kadarını söyleyeyim. Geçen gün karaktersizin biri de geldi. Çok ayıp da bir şey yaptı ama şunu anlatayım. Suavi'ye gittim ben. Suavi'ye gittiğimizde gider gitmez paylaştık. Suavi ile oturduk falan. Oradan kalktık. Yatılı okul WhatsApp grubum var. Evet. Orada arkadaşımın eşi arkadaşıma sürpriz yapıyor. 50. yaş gününe giriyor Mustafa. Bana da özelden yazmıştı. Sen gelemezsin ama bilgin olsun diye. Baktım. İstanbul'da işte deniz kenarında bir balık restoranında yer ayırtmışlar. Şöyle de sürpriz yapmış. Kendiyle eşi oturuyor. Arkasına bizim yatılı okuldan 15 arkadaşı koymuş. Aa. Öyle bir sürpriz yapmışlar. Güzel. Dur ben de gideyim dedim. Kalktım gittim oradan şeye kadar. Balık restoranına kadar. Girdim. Arkadaşlarımıza sürpriz oldu. 1 saat 10 dakika kaldım. Şey var, ne derler ona. Pasta üfledik. 50 yaş pastası. Küçük çocuklar var. Bütün arkadaşlarımın. Herkes benim gibi 23 yaşında evlenip çocuk sahibi olmadı. Yaş günü olan arkadaşımın 6 yaşında, 5 yaşında oğlu var. Pırıl pırıl. Yanında kız çocuğu var. Hep birlikte üfledik. Birisi beni takip etmiş. Karşıdan video çekmiş. Özgür Özel içkili restoranda bilmem ne yapıyor diye. 50. yaş günü. Merak ediyorsa bir dublede rakı içtim. Hani onu da böyle içki içmeyi bilmem neyi şeytanlaştıracaklar, gizleyeceğiz. Hiç öyle bir şey yok. Ben içki içtiğimi de gizlemem ama kimsenin gözüne sokmam. Ben içki içmeyene de saygı duyarım, içki içene de saygı duyarım. Bu özgürlüklerin hepsinin kullanılmasından yanayım. Ben yine de RTÜK mevzuatı gereği şunu hatırlatayım. İçki sağlığa zararlıdır tabii, efendim. Tabii. Yani içen içer, içmeyen içmez ama ben bunu söyleyeyim. Ceza yemeyelim. İçenlere de dozunda içmesinlerini, içkiliyken araba kullanmamalarını öneririz aynı konu. Peki. Hayır hayır, o karaktersiz tutmuş ne yapmış biliyor musunuz? Uzaktan zoomlaya 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 beni çekeceğim diye... O masadaki çocukların mahremiyetine saygı göstermeden, karşı tarafta durup çocuğunu kucağına almış olan kadınların mahremiyetine saygı göstermeden, benim yatılı okul arkadaşlarımı Özgür Özel içkili restoranlarda eğleniyor 50. yaş gününü. Bunu şunun için anlatıyorum. Ben 10 yaşında aynı yatakhanede ya da aynı sınıfta büyüdüğüm arkadaşlarımla da her daim birlikteyim. PMMYK üyelerimle resmiyette bir şeyim var ama... Abi kardeş gibi çalışıyoruz. Grubumuzla da ben grubu çok severim. Milletvekillerimle birlikteyim. Sokakta da bütün partililerimi ahbabımı görmüş gibi, 40 yıllık arkadaşımı görmüş gibi sarılıyorum. Sırf partililere değil, hele hele ben AK Partiliyim kardeşim diyene daha da çok sarılıyorum. Peki. Hiç bu konularda kimsenin endişesi olmasın. Bu partinin genel başkanı ve partiyi çirkinliklerle yıpratmaya çalışanlara da bir tek şey söyleyeyim. Tarihin çöp sepetini attık biz onlar artık. O kadar. Peki. Sayın Genel Başkan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sezon açılışında bizimle olduğunuz, sağ olun. Yine Sayın bekliyoruz Özgür. Her çok zaman. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi çok, bir sezon diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Değerli izleyenler, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'yla yeni bir sabahtaydınız. Yarın sabah görüşene kadar esen kalın. Hoşça kalın.